E Ben merhabalar, TV.net'e hoş geldiniz. Yeni bir soruların peşinde ile karşınızdayız. Ben Deniz Yusuf Genç, kıymetli hocamız İhsan Fazlıoğlu ile birlikte bugün yeniden soruların peşinde olacağız. Çünkü soruların cevaplardan daha önemli olduğuna inanıyoruz. Tabi bu hafta biraz buruk ve hüzünlü başlıyoruz soruların peşindeye. Ölüler beni serinliğe yakıştıramaz. Çünkü kimse çıkmak istemez bu mevsimden dışarı. E, fakat geçtiğimiz hafta bu mevsimden dışarı çıkan daha güzel, daha gerçek, e, daha sahici bir mevsime giden ebedi e, yurdumuza uğurladığımız Teoman Duralın, Teoman Duralı hocamızın bıraktığı büyük boşluk aslında e, hüznümüzün sebebi. Bugün e, Allah izin verirse Teoman Duralı e, hocamızın etrafında hocamızın e, hikayesini e, birinci elden. Belki hocaların hocası Teoman Duralı'yı konuşmaya çalışacağız. Hem hocamızın kişisel hayatını hem de Teoman Duralı'nın Türk düşüncesinde felsefe bilim geleneğimizdeki yeri, çabası ve katkılarını. Tekrar hoş geldiniz diyeyim. İhsan Hocam, yani üzülerek başladık. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Sizin başınız sağ olsun. Öyle diyeyim. Hepimizin ailesinin, sevenlerinin, öğrencilerinin yetiştirdiği hocaların hepsinin, hepimizin, milletimizin başı sağ olsun diyelim. Evet. Eyvallah. Şimdi tabii şeyi gördük hocam. Teoman Hoca biyoloji felsefesi alanında. Bunu özel, yani şu yüzden belirtiyorum. Öyle çok da kitlesel bir karşılık bulacak bir şeyle meşgul olan bir hocamız değildi. Evet. Hoca... Mesleki olarak mesleki olarak ya da uzmanlık alanı olarak mesleki de değil uzmanlık alanı olarak evet belki biyoloji felsefe felsefesi ama hocam bir entelektüeldi her şeyden önce L burada çift entelektüel hmm. bir entelektüeldi o açıdan hocanın insanlara değmesini sadece uzmanlık alanına indirgemek doğru değil akademik anlamda uluslararası ya da ulusal felsefe bilim camiasındaki üretimleri açısından belki evet biyoloji felsefesi merkez değil ama bunun bir adım ölçeği, büyük ölçeği bir felse bilim felsefesi. Bir adım daha, yani kümeyi biraz daha genişlettiğinde genel olarak felsefe bilim dediği hocanın evet. o çerçevedeki hemen hemen tüm konulara değen, onlarla uğraşan ve belirli konularda da özgün düşünceler geliştiren bir hocaydı. ama bunların da ötesinde bir entelektüeldi. daha da ötesini söyleyeyim, bir insandı. Eyvallah. Evet, evet, bunu, bunu şunun için tabi hocam belirttim biraz. Ee, biyoloji felsefesi diye hususen. Yani sorun nedir? Ee, Canlılar sorununa giriş gibi kitap adları olan bir entelektüel. Kesinlikle doğru. Ee, biyoloji felsefesinin Türkiye'de kurucusu zaten. Evet. Yani. Ama işte bu uğraştığı alanlar çok öyle popülerleşecek Değil. alanlar olmamasına rağmen vefatı dolayısıyla şunu görmüş oldum. Herkes gördü. Türkiye'de çok fazla sayıda insana dokunmuş, biz bırakmış, evet. yani arkasından edilen hayır dualardan onu çıkardık. Şimdi siz çok uzun yıllar tabii hocamızın 85'ten bu yana. Evet. 36-37 yıl evet. aşağı yukarı. Biraz hocayı tabii konuşmak istiyorum ama hocanın düşüncesi Türk düşüncesindeki yerinden önce biraz gündelik hayattaki teoman duralı evet. kitaplarına yansıyanı. Doğru. E... Şimdi tabii bir insan hakkında konuşmak nedir? Önce onun hakkında bir kanal sahibi olmamız lazım. Öyle Onu bir çerçeve alalım. Tabii o çerçeveyi yapmadan yanlış anlaşılabilir bazı şeyler. Çünkü siz bir insanı ancak onunla paylaştığınız mekan, zaman e, miktarınca e, tanıyabilirsiniz. Yani insanı tanımak kolay değil. Hatırlarsan geçen hafta insanı tahsil etmekten bahsetmiştik. Dolayısıyla hocayı ya da herhangi birini tanımak e, onunla alakalı mekan, zaman paylaşımının miktarına çok bağlı. Dolayısıyla parçalı bir resim elde ediyorsunuz. Kim olursa olsun bu kendinizle bile alakalı bile söylenebilir. Ve bu mekan zaman içerisindeki parçalı resimleri yorumluyorsunuz. Kendinizce, kendi duygularınız, kendi düşünceleriniz, belki kendi kaygılarınız etrafında bunları bir araya getiriyorsunuz. Tarihte bunun çok büyük örnekleri var. Yani Platon'un bile iki farklı anlatısı vardır biri şey Sokrates'in, biri Platon, bir de Kusanaferes. Bir bakıyorsunuz <laughs> apayrı ki Sokrates var ortada. Ee, İslam dünyasında da belirli kişilikler için benzer durumla karşılaşıyoruz. Bu açıdan benim Teoman Duralı hakkındaki yorumum Teoman Duralı hocayla benim paylaştığım mekan zaman kayıtlarıyla, anlarıyla sınırlı. Neticede büyük oranda da bunlar ilişkin benim yorumumdur tabii. Yani muhakkak başka hocalarımızın hocayla Birlikte yürümüş, birlikte mesafe kat etmiş, birlikte yola çıkmış hocalarımızın ya da dostlarımızın farklı resimleri olabilir, farklı yorumları olabilir. E bu birinci işaret etmek istediğim nokta. İkincisi ise yeri gelmişken şunu vurgulamakta fayda var. Şimdi bizim insanımız, hoca bunu söylerdi, duygusal bir milletiz biz bir açıdan da. Ve duygularımıza da bir ölçü vuramıyoruz yer yer. E, bu da e, severken dövmeye, döverken sevmeye, ağlarken gülmeye, gülerken ağlamaya neden oluyor. Yani Çünkü haddini aşan şey zıdına dönüyor. E, özellikle bir tehlike var bu tür insanlar e, söz konusu olduğunda. O da şudur, e, ben bunu e, başka vesilelerle rahmetli Akif Emre bağlamında da söylemiştim. E, sevdiklerimizi adı üzerine sevmek, duygu durumu idealize ediyoruz ve bu idealize ettiğimiz zaman büyük bir tehlike ortaya çıkıyor. O da gençlerin onları örnek alamamasına neden oluyor. Çünkü idealize ettiğiniz insan sadece aklınızla kurduğunuz bir insana dönüşüyor. Ve öyle bir kişi ortaya çıkıyor ki takip edilemez, istisnai bir durum. Bunu hoca istemezdi. Hoca her şeyden önce, yani Teoman Dural Hoca'ya sorsanız, sizin ne olarak tanınan, insan olarak tanınan derdi. Yani bir insanla muhatap olduğumuzu bilelim. Bunu niye vurguluyorum? Bu bizim kendi tarihimizde olan ilişkimizde de çok ilginç. Alimlerimizi, şairlerimizi, sanatkarlarımızı, düşünürlerimizi, filozoflarımızı, e, nedir büyük ariflerimizi, mutasavvıflarımızı öyle bir anlatı içerisine sokuyoruz ki öyle idealize ediyoruz ki gençler onları kahraman olarak benimseyemiyor. Halbuki gençlerin kahramanlara ihtiyacı var. Bunu hep söylüyoruz. Niye? Çünkü onu hem e, taklit etme anlamında hem de örnek alma, ona öykülme, onun hikayesine katılma ve o hikayenin bir e, parçası olma ve oradan kendi hikayesini üretme anlamında bir zorlukla karşılıyor. büyük bir yarık, büyük bir uçurum oluşuyor. Dolayısıyla Teoman hocayı anlatırken de böyle bir hataya düşmemek lazım ki gençler e, örnek alınabilecek e, bir kişilik olduğunu gözden kaçırmasınlar, aradan kaymasın o yani. Ona çok dikkat etmek ee, lazım. Eyvallah. Bunu o zaman şey hocam şöyle. Konuyu değiştirmemek e, değiştirme tehlikesini göz önüne alarak ama değiştirmeyeceğime de söz vererek hı hı. E, bu parantez açıp şeyi sorayım. E, tarihli ilişkimizde böyle dediniz ya. Tarihteki evet. de büyük isimlerimizde. E, şimdi bu yapıldığına göre bir şey dolayısıyla bu yapılıyor. Bir sorun e, ya da bir artı e, Yok, olumlu bir şey. Anladım ama... Nedeni, nedeni. Nedeni. güzel Güzel ama her zaman böyle... Tırnak içerisinde bir katakulli bir art niyet değil de duygusallığın kontrol edilemezliği ile de alakalı hmm. bu. Ee, başka şeyleri de var tabi bazı insanlar e, yaşadıkları dönemde bu isimler etrafında bir iktidar alanı oluşturuyorlar. Hmm. Ve belirli bir sosyal statü, entelektüel statü iktidarlığı falan elde edebiliyorlar. Yani e, şunu çok acı bir şekilde söyleyeyim. E, alimlerimizi, düşünlerimizi mutasavvıflamış öyle bir anlatıyoruz ki peygamberden daha mucizevi daha üstün bir yerdeymiş gibi yani yemiyormuş, içmiyormuş, dönüştürüyoruz meseleyi. İnsan. Tüm fizik kuralları ne yani Peygamberin isme sıfatının da üstünde bir anlatıya. Bu hoşumuza gidiyor ama bir süre sonra o insanlarla irtibatımızı kaybediyoruz. Mitleşiyorlar çünkü. Mitleşti, efsaneleştiği zaman tanımdan kaçıyor. Tanımlayamadığınız bir varlıkla nasıl irtibat kuracaksınız? e, o Cenab-ı o tanımlayamadığınız en azından kendi e, nedir teorik zekanızla tanımlayamadığınız bir varlık. E, alimlerimiz de böyle dağıtıyoruz varlık varlığını dağıtıyoruz somutluğunu kaybediyor. Dolayısıyla önümüze koyup örnek ya bir misal olmaktan çıkıyor mesele dönüşüyor. Evet. bu çok önemli şey. Bir misal yani bir örnek olmaktan çıkıyor. Bir mesel masala dönüşüyor. E, masala dönüştüğü zaman da o sizi belki duygusal olarak tatmin ediyor ama onu somut hayata indirgeyip takip edeceği takip edeceğiniz izlerini kaybediyorsunuz. Onun için yani bunu Teoman Hoca'ya da yapmamak lazım. Eyvallah. Tam örneği aslında şu. Bugün daha konuştuk birkaç saat önce. Siz Teoman Hoca'nın eleştiri öğrencileriyle ilişkisi anlamında. Bunun için soracağım. Hı hı. Bir şey söylediniz. Tekrar hı. anlatmanızı isteyeceğim. Evet. Benim Ben, de canlanan ilk fotoğraf İmam-ı Azam'ın bu Hanife'nin öğrencileriyle kendi fikirlerini o tartıştırdığı hikaye. Şimdi o zaman şunu girelim hocam. Hocaların hocası diyoruz hakikaten. Çok büyük isimlerin yetişmesine katkı Ona sağladı. Ona yakın hocanın profesörü var yani yetiştirdiği. Ee, Onu sadece profesör. Evet. Doçenti, doktor öğretmeni. Sayamıyoruz tabii. bir de. Tabii. Şeyi merak ediyoruz doğrusu. Ee, hoca nasıl bir hocaydı? Evet güzel. Şimdi e, iki kelimeyle özetleyebiliriz. Bilgi ve görgü. Ve bunlar birbirini tamamlayan. Hocada bir bilgi vardı. Şimdi bilgili insan çoktur. Yani ak sahasında çok uzman insanlarımız var tabii yani. Bir de görgü dediğimiz bir şey var. Burayı biraz net anlaşılsın diye hocam. Bilgiden kastımız kendi uzmanlık kendi, alanının... Kendi alanında uzman olabilir. Genel kültürü güçlü olabilir. Mesela dil bilmesi hocanın en önemli özelliklerinden biri fazla dil bilebilir kendi alanında özgün, yaratıcı düşünceler üretebilir. Bu tür insanlar çoktur. Bunların bir kısmı da asosyaldir hatta yani. Bir de görgü dediğimiz bir şey var. Yani oturmasını kalkmasını bilmeyi kastetmiyorum sadece. İnsanlarla nasıl ilişki kurulur? Onun hiyerarşisi nasıl tayin edilir? Ben kişisel olarak bir şey söyleyeyim. Hoca da mesela bu bilgi ve görgüyü tamamlayan iki şey vardı. Muhabbet ve hürmet. Yani hocanın ilişkilerinde, eylemlerinde bir muhabbet tarafı var. Bir de karşı tarafın hocaya nasıl diyelim uyandırdığı bir hürmet. Yani bu şunun için çok anlamlı. Hoca bizde bir baba oğul ilişkisindeydi ama inanılmaz bir şekilde hürmet ederdik hocaya. Yani o sınırı çok iyi korurdu. Bize bir muhabbeti vardı fakat bizim de o muhabbetin karşılığına bir hürmet oluşuyordu. Bunu nasıl beceriyordu bilmiyorum. Dolayısıyla hocaya karşı hiçbir zaman e, amiyane tabirle sulu davranamıyorduk. E, o şey sınır hep gözetiyordu. Fakat bu sınır e, sert, keskin bir sınır değildi. Duvar örmüyordu. Duvar örmüyordu. Bir muhabbet sınırıydı. <laughs> bu muhabbet sınırı da karşı tarafta bir hocaya karşı hürmet oluşturuyordu. Bunun nedeni de bu bilgi ve görgünün e, ürettiği saygı. Hocanın e, her şeye saygısı vardı. Yani fakülteden çıktığımızda tüm elektrikleri kapatıp çıkardı mesela. Kendisi bizzat. Tabii. Ee, bir bitki orada dalları kırılmışsa mesela. Yani böyle bir saygısı vardı hocanın. İnsana bunu uyguladığında şöyle hocanın mizaca saygısı vardı. Biyolog olduğu için bunu çok iyi bilirdi. Yani her insanın bir alem olma ilkesini esas alıp Mizaçlara saygı gösterir. Dolayısıyla insanların mizaçlarından kaynaklanan, yani akılların eşlik etmediği, yanlışlara karşı tahammülü çok yüksekti. Onun mizacı böyle yapacak bir şey yok derdi. İhsancığım yani ne yapalım şimdi dövelim mi adamı yani kıralım Mizacı zorlarsan kırılır derdi mesela. E biz bunu çok gözlemlediğim bir hadisedir. E o açıdan e, ister yabancı ister Türk ister öğrenci ister genç yaşlı fark etmez. Hoca olan e, ilişkilerde, ziyaretlerde benim gözlemli değil mi? Uydu. E, gelen kişiyi tüm kayıtlarından azade, insan olarak saygıya değer bulurdu. E, ve onun fikriyatı, inançları ne olduğu falan çok önemli değildi ilk aşamada. Sonra sonra onlara girerdi. Şimdi bunu yeri gelmişken e, akademide de bunun çok acılarını gördüğümüz için söyleyeyim. E, herkes çok konuşuyor tabii. O eleştiri meselesine geçeceğim ama Türkiye'de bakınız bakalım öğretim üyesi alımlarında asistan alımlarındaki kriterlere bir bakalım. Yani felsefe bölümleri için söyleyeyim. Felsefe bölümünde üniversiteleri şöyle bir e, istatistik olarak inceleyin bakalım. Felsefe bölümlerinde farklı düşünen kaç tane öğretim üyesi yan yana gelmiş? Yönetimden. Yani bir bölüm genelde e, aynı, aynı şekilde renk. düşünen insanların alındığı bir e, neye dönüyor? Çeteye dönüşüyor birden aynı şekilde düşünen. Çünkü o bölümü kim kurmuşsa ya da o ana bilim dalını kim kurmuşsa aldığı isimler de buna göre organize oluyor. Çünkü alımlarda e, x ilk şey bizden mi? Hani ben sık sık şunu söylerim ya Türkiye'de işler düzelecekse bu işi bizden kim yapar sorusunun yerine bu işi kim yapar sorusunu koymamız lazım. Genelde Türkiye'de işler böyle gidiyor. Herkes birbirini eleştiriyor ama Türkiye'de şöyle bir şey var. Herkes başkasının namuslu olmasını bekliyor. <laughs> Kendisi e, seçilmiş olduğu için seçkin olduğu için e, onun için mesela hoca işte tam da böyle biriydi hocanın yanındaki asistanlar bile farklı farklı insanlardı çünkü hoca hiçbir zaman e, öyle bir çete kafasıyla hareket etmedi yani bunu şunun için söylüyorum hocanın mesela ilişkilerinde üç temel kriter var yola çıkacağı insanları seçerken üç temel kriter var birincisi e, vazgeçilmez bir kriterdir. Türk milletinin ve devletinin varlığıyla problemli olmayacak. Bu kadar. Muhalif olabilir, farklı düşünebilir, eleştirebilir. Onlara muazzam bir saygısı vardı. Ama Türk milletinin ve devletinin varlığıyla problemi varsa bu ülkede bulunmaman lazım. Yani tabii varlığıyla ama. Uygulamalarıyla değil, eylemleriyle değil. Orada son derece açıktı hoca. Ve çok da tahammülkar da kendi inançlarının, kendi kabullerinin zıddına fikirleri de büyük bir sabırla dinlerdi. Ve bu sabırla derken tekellüf cihetinden değil. Yani onu bir külfet olarak görmezdi. Çünkü mizaca saygı dedim ya. Bu çok önemli. İkincisi e, hocanın e, dediği pespaya bir adam olmayacak. Yani düşük karakterli. işte başkasının malına, namusuna, gözü olan böyle pespaya derdi onu hocana. Bu tip olmayacak. Çünkü onda iş yapamazsın. Akademisyen olmaz bu. Mesela. Üçüncüsü ise ehliyeti. Yani yaptığı işi yapacak. Bunun dışında Hangi memleketten, hangi inançtan, hangi mezhepten, hangi bunlara bakmazdı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa Türkiye'de tabii. Dışarıdaysa dışarıdaki insanlara göre e, iş tutardı. Bu açıdan e, herkes bunları konuşur da yapmaz. Bunu bunun delili, kanıtı nedir? Hocanın etrafında bulunan insanlar. Ben e, işte diyelim ki benden büyük olan hocalarım, hocanın öyle öğren ilk öğrencileri. Biz bir benden küçük olan e, şöyle bir fikriyatımıza baktığımız zaman bir Maçin'de, biri bir için de biri uzayda ya öyledir çok farklıdır ve hepsi de hocanın talebesidir ve hepsi de aynı derecede hocayla ilişki kurmuş insanlardır. Bunu becerme kolay bir iş değil işte bu saygı temelde saygı saygının da iki bileşeni var bilgi ve görgü hocanın insanlarla ilişkileri bilgi odaklı ve görgü odaklıydı odaklıydı. O açıdan etkisi de insanlara değmesi de ve nedir belirli bir sevgi hanesi oluşturması da bununla çok alakalı düşünüyorum. Dolayısıyla bunlar gelip neye dayanıyor? Yine insan olmasına dayanıyor. Şimdi bu eleştiri konusu da biraz önce sorduğun ve benim ertelediğim soruya gelmek istiyorum. Şimdi yine bu programda mı başka bir yerde söyledim hatırlamıyorum ama bizde işte Türk düşüncesinde ya da Türkiye'de düşünce üretilmemesini eleştiri eksikliğine bağlayan insanların 56 yıllık ömrümde 35 yıllık akademik hayatımda gördüğümü söylüyorum en tahammülsüz olanlar da bunlardır bu şikayette bulunanlardır. Ben bunu gördüm yani. şey Mikrofon açıkken işte bizde eleştirel düşünce yok bizde kimse filan tahammül... eleştirdiği zaman kıyameti kopartır. Şimdi hocayla ilgili anım şu. Hocanın küresel medeniyet kitabı yayınlanmıştı o zaman çağdaş İngiliz Yahudi medeniyeti olarak çıkmıştı ve o kitap dolayısıyla ceza aldı kimse bunu bilmez. Tabi o kitabı bahane ederek hocaya üniversite o dönemin şartlarında e, ceza verdi. Sebebi buydu ama başka şeyle verdiler tabi. Hmm. Bu da ilk defa söylemiş olayım. Şimdi o kitabın yayınlanmasında benim de tabi biraz katkım oldu. E, i̇şte yayınevini ile e, gittik. Ilan Kutler e, hocamız o zaman e, o yayınevinin danışmanıydı, aracı oldu filan. Kitap çıktı. O zaman ilk çıktığında küçük bir kitaptı açıkçası. Hoca baskı çıktıktan sonra her birimize birer nüsa dağıttı. Hocanın adetidir. Öğrencilerine. Tabii sadece öğrencilerine değil. Tüm bölümdeki hocalara hem kitaplarını hem makalenin dağıtırdı. Şimdi ben öğrencilere dağıtmasını anladım ama tüm bölüme dağıtmasını şöyle bana cevap vermişti. Artık bunları söyleyebiliriz. Bilirsizlik korku yaratır. Muayyileyi hayal gücünü besler ve insanlar sizi farklı görmeye başlarlar. Ne yaptığımı herkes bilsin ki arkamdan farklı şey düşünmesin diye yaptığını söylemişti bana. Ama öğrencileri için tabii bunu düşünmüyor öğrencileri. Neticede paylaşıyor. Şimdi kitabı verdikten sonra dedi ki bana İhsan dedi tüm arkadaşlara söyle bir ay sonra kitabı okunacak şekilde çünkü bir ay içinde okunabilir bir kitap. Bir ay sonra kitap hakkında bir değerlendirme toplantısı yapalım. Şimdi değerlendirme derken hani nasıl alıştık biz? Aa, hocam çok iyi yazdım gibi bekliyoruz <laughs> tabi. <laughs> dedi ki herkesin eleştirilerini çıkarsın dedi. Neler yanlış var, nelere katılmıyoruz bunları bir müzakere edelim. Ben içimden dedim ki yani herhalde deniyor hoca bizi. Neyini eleştireceğiz biz öğrencisiyiz yani. <laughs> Neyse tüm hocalarımıza kitabı dağıttık. Asistan arkadaşlar işte bizden büyük olan hocalarımız o zaman. Ve felsefe bölümünün İstanbul Üniversitesi Diyarbakır Felsefe Kütüphanesi'nde çaylar içtiğinde oturduk. Ee, eleştirinin moderatörü de hocamızın ilk öğrencisi olan değerli hocamız Cengiz Çakmak Hoca. O zaman doçentti hocamız. Ee, o moderatörlüğünü yaptı. Moderatör diyorum ama ilk eleştiriyi de o başlattı. Yaklaşık e, 3 saate yakın orada biz hocanın kitabı hakkında kanaatlerimizi serdettik. Hani biz yine edebimizi muhafaza ettik. Çünkü ben dediğim gibi hala inanamıyorum. hani imtihan mı ediliyoruz, bir sınav mı bu falan gibi düşünüyorum. Çünkü hocanın bir karizması var, bir otoritesi var. Entelektüel bir insan yani. Neyin eleştireceksin gibi bakıyoruz biz olaya. Alışkınlıklarımız buna müsaade etmiyor açıkçası. Ama Cengiz Bey... O alışkınlığı e, sağlayan şey tabii. Başka yetiş... bir örnek hoca görmüyoruz. Örneklik yok önümüzde tabii. Yetiştiğimiz kültür, gelenek diyoruz da. E, ama Cengiz hocamız çok ağır eleştiriler yaptı. Hoca piposunu yaktı, pipo içtiğinde, o zaman yasak değildi <gülüyor> kapalı <gülüyor> yerlerde içmek. Pipo içtiğinde dinledi. Şimdi hocayı ben izliyordum yani hani çok ağır eleştirdi mimikleri, jestleri yok gayet rahat. Not alıyor. Bittikten sonra hoca tüm eleştirilere sırayla cevap verdi. Ve inanır mısınız yüzde yetmişini kabul etti. Kitabın ikinci baskısında ben bunları dikkate alacağım dedi. Ve hepimize teşekkür ederek emeklerimizden dolayı dağıldık. Bu benim hayatımda unutmadığım nadir sahnelerden biridir. Bir hocanın örnekliği böyle bir şey. Laflı olmuyor bu. Yani yalan söyleme değil de yalan söylememeye en kritik anda doğruyu söyleyerek örnek olmak vardır ya. O açıdan hocanın bu örnek olma durumu. Şimdi biliyorsunuz biz de usta, biz hocaya usta deriz aramızda. Evet. Ee, ustamız şöyle, ustamız böyle. Şimdi e, hocanın e, Zonguldak, e, Bülent Ecevit Üniversitesi'nde şimdiki Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Bey'in o zaman rektördü e, şeyiyle, girişimiyle bir fahri doktora verildi hocamız Zonguldaklı biliyorsunuz. Evet. Ben orada bir konuşma yapmıştım. Ee, bir üstad ve filozof olarak Teoman Orada söyledim yani kime üstad denilir? Usta ustadın Kısaltılmış malumunuz. Ee, onun e, bizde üç anlamı var. Yani bir kişiye öyle kafanıza göre usta diyemezsiniz. Birincisi örnek olmak. Yani bir insan, bir muallim, müderris, profesör, doçent, öğretmen, kimse örnek olacak. Topyekun bir örnek. Tabii değil bir örnek. Yaşantı. Tabii tabii her açıdan. Oturuşuyla, kalkışıyla, bilgisayla bir örnek olacak. İkincisi mutkin olmak derler. Yani yaptığı işi maddi ve manevi gücünün yettiği oranda son kadar yaptığını bize ihsas ettirmesi lazım. Hoca işini iyi yapardı. Çok iyi yapardı hem de. Şimdi bak bir anımı anlatayım. Ben bunu başka mecralarda da anlattım. Hocanın yüksek lisans dersini alıyoruz. Ee, bir konu anlattı hoca. Kant'ı anlatıyordu. Ben de bir benzeşimden hareket ederek cahıza bir atıf yaptım. Dedim ki hocam cahız işte kitab hayvanda şöyle, şöyle diyor nereden okumuşsam. Hoca cahızı çok iyi biliyor. Tezinde kullanmış biliyorum ama şimdi bağlam dolayısıyla irtibat kuramadı hoca. Ama beni de bozmadı. Yani ne alakası var da demedi. E, çünkü ciddi alıyordu öğrencilerini hoca. Yani hocanın tabii derslerine girelim. Nasıl ders anlatıp da. Fakat hocanın e, odasına gidip geliyoruz tabii. Odası açıktı. Ee, kitaplar yığınmaya başladı. Cahızla alakalı yalnız. İspanyolca, İtalyanca, İngilizce da dil çok. Almanca neyse cahızla alakalı hangi dilde kitap varsa onlar yığınmaya başladı böyle. Kütüphaneden alıyor, getirtiyor falan. 6 ay sonra hoca bize benim o e, katkıda bulunduğum bağlamı dikkate alarak bir cahız sunumu yaptı. Fakat kesinlikle bana atıf yaparak, beni rencide ederek değil. Sanki doğal bir bağlanmış gibi ama biz anladık tabii ve inanılmaz bir cahız dinledik hocadan. O kadar güzel hazırlandı. Orada geçiştirmedi, halının altına süpürmedi, ee, hocanın gereğini neyse onu yaptı. biz bu örneklikler insanı etkiliyor. Yani bunlara siz e, bir e, iyi yaşam kitabı, e, iyi hoca olma kitabı, yönergesi... E, bakın menakıp çok önemlidir bizim geleneğimizde. Menakıp özellikle tasavvufta. Niye? Çünkü e, ameli aklın ya da eylemin epistemik doğrulaması, bilgi doğrulaması kitapla olmaz, davranışlarla olur. Biz niçin bir mutasavvufun büyük bir sufinin menakıbını önemseniz? Çünkü onun iddialarının e, tam tahakkuk etmesi, tam gerçekleşmesi ve iddiaların doğrulanmasıdır. Menakıbın en önemli özelliği budur. Onun için büyük insanların menakıpları aynı zamanda onların iddialarının doğrulanmasıdır. Hani ben şöyle bir cümle kurmuştum. bir insanın yaşamı kendi hakkındaki rüyasının yorumudur. Dolayısıyla hocanın menakıplar o kişinin iddialarının bir yorumu. Yani nasıl yaşadığı, yaşama ilişkin, hayata ilişkin iddialarının cisimleşmiş, eee tecessüm etmiş, dışarı çıkmış bir hali. O yüzden çok önemlidir bu tüm menakıplar meseleyi de e, meselleştirmeden misal olarak misal, kalmasını tam da, sağlayacak. Evet, ben de bunu söyleyeceğim. Yani örneklik böyle oluşuyor. Siz bir sufiyi, büyük bir sufiyi, büyük bir alimi örnek alırken işte bu somutluklar üzerinden örnek alıyorsunuz. Yaşamış çünkü bunu. Fiili olarak e, sadece bunu sana söylemiyor, yap demiyor. Yapıyor ha, O yaptığı için o bir temsil olduğundan dolayı o temsil işte misal, mesel, masal Timsal hepsi aynı kökten gelir biliyorsunuz. Atasözü de meseldir değil mi? Mesel de misalden gelir. Atasözü de bir örnekliktir. Masal da aynı şeyden gelir. Anlatabiliyor muyum? Aynı kök bunlar. Hoca da bu misal kelimesinin tüm açılımlarını e, görürdük e, böyle bu tür uygulamalarından dolayı. Geri geldiğinde pek çok anımı paylaşabilirim bu acılar. Hoca ha bir de ustanın ha, üçüncü bir anlamı üçüncü. da e, önde olmak demek. Herhangi bir konuda e, beraber yürüdüğü insanlardan önüne geçebilmek. Ne niçin? Daha önce bunun tecrübesine sahip olmak. Yani yolda yürüyorsunuz basit bir örnek. Yolda yürüyorsunuz ormanda e, nasıl gideceğinizi bilmediği zaman birinin öne çıkması lazım İşte O da ustadır. Yolu açması lazım. Yolu açması anlamında. Dolayısıyla hoca da hem örnek olmak, hem mutkin olmak, yani işini iyi yapmak ehliyet hem de e, öncü olmak anlamında ciddi bir e, birikim vardı. E, çünkü devamlı e, uğraşırdı. Mesela <laughs> çok ilginç yine benim tacip ettiğim, hayret ettiğim bir şey. Hocanın bir radyosu vardı sürekli. E, fakültede tabii çalışması çok zordu. Çünkü kapısı devamlı açık olduğu için e, biz hocaya kızardık ama Allah insanı en iddialı olduğu yerden imtihan eder. Biz de o duruma düştük biraz. Yüzün abla e, lık derdim var hoca. hocam. Hocam yüzün abla oldunuz derdim hani vardı ya böyle bir <laughs> insanlar dertlerini yazardı. Hocanın odası Dert, dertli insanların gelip, hoca hoca bir şey yaptığından değil ama dinleyip onları elbette ediyordu bir tür. Mesela tabi orada çalışamıyordu. Ya kitap okuyordu ya radyo dinliyordu. şimdi Radyoya girerdim Allah Allah garip bir dil. Bizim bildiğimiz bir iki dil canım. Hoca gününü özellikle fakültedeyken şeye bölerdi böyle saatlere ve her saat başka bir radyo dinlerdi. O dili devamlı canlı tutmak için. Anlatabiliyor muyum? Çünkü o dil unutulur. Yani dil biraz haindir. Yani ihmal edersen gider. onu hoca çok söylerdi. Unuttuğu diller de vardır hocanın bu nedenle dolayı. Mesela Malaycayı çok iyi de konuşurdu ama konuşmasını unuttu. Uzun süre ihmal Radyoda ettiği için. Radyoda <laughs> bulamadıysa. Radyoda bulamadıysa. Evet. Dolayısıyla böyle mutkün olmak yani işini iyi yapmak anlamında da bunu çok gördük. Böyle güzel hatıralar Şeyi geliyor. Ben hocam, a burada a ben gene hatıralar geliyor aklıma. Eyvallah, hususiyetine dair sormuş olayım hocanın. Şimdi radyo deyince hocanın e sizin denk geldiğiniz ya da dikkatinizi çeken e müzik ilişkisi bağlamında söylüyorum. Aa, çok güzel, evet. Hoca bir müzik e hastası canım. Yani zaten hocanın müzik kulağı güçlü olduğu için dil kabiliyeti de güçlü. Ben bunu e kendi hmm. çocuklarımdan da biliyorum. E müzik kulağı iyi olanın e Dil öğrenme kabiliyeti, özellikle duyma, duyduğunu anlama kabiliyeti çok gelişkin oluyor. Hmm. Tabi hoca müziği, kaliteli müziği tüm kayıtlardan bağımsız olarak dikkate alırdı. Yani her türlü müziğe açıktı. Diyelim ki klasik müzik, batı klasik müziği yanında mesela İran müziğine, ondan sonra Türk müziğine filan, klasik Türk müziğine filan çok şeydi. devamlı müzik dinlerdi hoca zaten. Ve büyük müzisyenlerin hayatlarını da bilirdi, okurdu. Hocanın sanatların çeşitli alanlarıyla irtibatı vardı. Şiir yazardı. Devam etmedi ama... Evet. Hatta bizim Mehmet Sabri Genç öğrencisi... Onun bir şiir kitabında yayınladı. Deniz ve Kaşif diye. Evet. Bir şiir kitabında yayınladı. Devam etmedi fakat şiire de meraklı. Şairlere de meraklı. Yani bu entelektüel meselesinden şunu da söyleyeyim. Hoca açık uçlu bir insan olduğu için mesela kendi dönemindeki tüm entelektüellerin entelektüel kabul ettiği aydınların, yazarların toplantılarına giderdi. Necip Fazıl'ından, Nurettin Topçusu'na tabii Cemil Merici'nden ne bileyim ben o dönemde bütün sol cenahın, sosyalist cenahın, Marksist cenahın, işte Kemalist cenahın neyse hepsinin merakı dizgilenemez bir merak olduğu için bunlar ne anlatıyor gidip dinlerdi ve biz onlarda hocadan çok dinledik. Birebir bu tür hatıraları e, isimlerini tek tek saymaya gerek yok. E, o ikinci yeninin önemli şairlerini mesela e, birebir hem tanımıştır hem de güzel e, şiirlerinden bahsederdi. Dolayısıyla bu sanat hem müzik hem şiir hem edebiyat mesela hocanın biz hatırlıyorum birinci <laughs> sınıftan 85'te bize benim en önemli hatıralarımdan biri de odur. O zaman tabii akıllı tahta yok. Tebeşirle yazıyor. İlk dersimiz Perşembe günü. Felsefe öncesi düşünüş. 85 Perşembe. Ekim. Hatırınızda mı? Tabi tabii. tabii. E, i̇lk ders. Çünkü çok etkilendiğim bir dersti. Niye? O zaman doçentti hoca. Yeni doçent olmuştu. E, bize kitap yazdı. Okumamız gereken kitaplar. Tabii bizim üniversite tecrübemiz yok etrafımızda kimseye de sormamışız. Şunu zannettim ben. Tüm bu kitaplar anlayacak Neredeyse 20'nin üzerine kitap var orada. Tüm, tüm bu kitaplardan sorumluyuz derste. Dedim ki ya işimiz ne kadar zor. Bu üniversite ne kadar zormuş. Hiç, halbuki hiçbir hoca öyle kitap tavsiye etmedi bize. Ben gittim tüm o kitapları aldım. Ve hepsini de okudum. Sonradan şunu öğrendim. Meğer o kitaplar 4 yıl boyunca bizim genel kültür olarak ders için değil de bilmemiz gereken kitaplar. O kitaplardan biri neydi biliyor musunuz? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 9. 19. Türk Edebiyatı Tarihi felsefe Bölüm 1. sınıf öğrencisi. Ama hoca bunu yazarken bunu Türkçe açısından okuyacaksınız hmm. Çünkü iyi bir düşünür, iyi bir felsefeci dilini iyi bilen insanın yapabileceği bir iştir. Kendi edebiyatı ve tarihiyle belki çağdaş. Yani onun, onun dolayımında ama onu Türkçe açısından çok başarılı bulurdu Tanpınar'ı. İyi Türkçe e, sahibi müelifleri önerirdi hiçbir ideolojik kampına bakmaksızın. Nazım Hikmet'i de önerirdi. Cemil Meriç de önerirdi. Nurul Ataş'ı da önerirdi mesela. Türkçe'yi kullanan insanlar olarak bunları söylerdi. Tabi dil konusunda da çok ayrı hassasiyeti var ama şeyi de sormak isterim. Bu soruyu hocaya soramadım. Sormadım tabi ama Turgut Cansever'e ben denk gelemedim hocam hiç. Fakat sonrasında Turgut Bey'in çevresindeki her kimle oturduysam hep aynı soruyu sordum. Hocanın masasında eksik olmayan ne vardır diye herkesle ilgili hmm. füsus olduğu söylenir. Şimdi müzik bahsini konuşurken hmm. Teoman Hoca'nın acaba var mıdır masasından eksik olmayan? Ha benim gördüklerimle sınırlı bir şey söyleyebilirim belki. E, tabii yani belki mesela oğlu Deniz Bey'e sormak lazım şeyi ama atıflarından hareket ederek söyleyebilirim. Hocanın bir kere masasının eksik olmayan Platon ve Aristoteles. Bu bir. Kenara koy onu. İkincisi bizim şeye geldiğimiz zaman Gazali. Mesela Hoca Gazali'yi çok önemserdi. Kant. Ondan sonra... Meslevi. Hoca iyi bir Meslevi okuyucusudur. Farsça okurdu hoca. Tabi tabii, tabi Farsça bilirdi ve okurdu. Ee, sonradan unuttu zannediyorum yine unuttuğu diller var çünkü bazen. Hocam yani çok ilginç ki e, yerli dilleri öğrenmiştir hocam. Yani kabile, o Kızıldere'li dediğimiz Amerikan tabii birkaç kabilenin dilini e, merak sahikiyle öğrenmiştir. Yani böyle çok ilginç anılar var. Bir gün oturuyoruz, emniyetten aradılar. E, sınırda bir Afrikalı yakalanmış, bir dil konuşuyor bilmem ne dili hatırlamıyorum bile. E, mütercim lazım. Yani hocanın böyle bir şöhreti de vardı. Hoca yaradılar Biz de orada oturuyoruz orada. Bilmem ne dili. E hoca tabii haklı olarak dedi ki yani ben bunu ilk defa duyuyorum. Şivayli falan değil yani. Ya hayır hayır büyük bir yere. diller değil, değil. Çok yerel bir dil. Fakat işte merak dediğimiz şey budur işte. Şimdi hoca bilmiyorum dedi kapattı ama lan bu dil ne? Ama dili öğrendi demeyin. Öğrenmedi ama bir oturdu onu bayağı araştırdı çünkü bana da birkaç vazife verdi o çerçevede de ondan biliyorum. yani hocanın öyle bir merakı vardı. Yani eğer onu öğrenmeye değer bulsa öğrenirdi. Emin ol. Herhalde büyük ihtimalle değer bulmamıştır ki vazgeçmiştir. Ya hocayı o zaman şöyle anlıyorum hocam çok devasa bir merak duygusu ciri evet. tutan. Ama hocanın Zonguldak'a Fahri Doktor için gittiğim zaman bana denizi gösterdi. Dedi ki işte benim merakımın kökeni burada deniz. Denizli ufuk. Ne var ötede acaba? Yani onun için ilk yaptığı şey bir gemiye atlayıp deniz açılmak olmuş. Hocanın bir deniz tutkusu var. O deniz ve kâşif de oradan geliyor zaten. Deniz onda çöl aynı şekilde hep bir merakı tahrik eden, merakı boşandıran bir etki uyandırmış. Tabii inanılmaz bir merak ama hatırla merak ve korku olmazsa, ee, biz bu e, varlık okyanusunu açılmaktan korkarız ya da varlık çölü hangisi hoşuna gidiyorsa e, o merak ve korku bizi yönlendiriyor tabii. Dolayısıyla o hocanın o dil merakı da bunlar alakalı, bu genel merak duygusuyla alakalı e, şüphesiz. Şeyin sorgulanmasına yardım etti Afrikalı arkadaşın tutuklanan Afrikalının değil mi günün sonunda? Evet. Hmm. evet. Yani o bile, yani oradan bile bir yere varabilir miyim meselesine gidiyor. Çünkü biz derslerde bazen öyle diller atıf yapardı ki, işte şu kelime bu dilde bu anlama gelir. Yani bildiğimiz bir dil değil yani. Bir yerli dili, mahalli bir dil. Oradan bağlantılar kurardı. Bazen, yani hoca etimolojiyle felsefe yapan biri değildi. Bizi de uyarırdı o konuda. Yani etimoloji çok önemlidir. Bir kültürün varlığı idrak etmedeki e, kökenler çok önemli fakat, e, oraya takılıp kalırsanız e, felsefi problemi, o halis felsefe sorusunu gözden kaçırırsınız. E, etimoloji e, bize sadece felsefi sorunu idrak etmedi. O kültürün o felsefe probleme bakışındaki imkanları verir. Yoksa felsefe problemi o kültürün, o dilin e, bizatihi kendisinden daha yukarıda olan bir sorudur. E, Arapça da bakabilirsiniz buna İngilizce de bakabilirsiniz. Soru aynı. Önemli olan orada yani etimoloji yaparken ya da etimolojiye giderken kültürün o felsefi problemle olan ilişkini tespit edersin. Yoksa doğrudan e, felsefe problemin kendisiyle irtibat daha üst bir e, çabayı gerektirir e, derdi. O açıdan biz de ona ben de etimolojiye çok dikkat ederim kavram meselelerine ama etimolojiye takılıp kalarak da felsefi bir sorunu çözmek e, tek başına kısırlaştırıcı bir şeydir. Bir süre sonra sizi e, dolap beygiri gibi dolaşmaya neden olabilir. Hatta bazı filozofları da başta Heidegger olmak üzere bu açıdan biraz eleştirirdi. E, özellikle ilk dönemden sonradan daha farklı kanaatleri oldu Heidegger'e ilişkin ama e, hatırlıyorum ilk dönemlerde etimolojiye boğması felsefi meseleleri dolayısıyla Heidegger'i eleştirdiğini hatırlıyorum. E, böyle bir tarafı vardı hocanın. Evet, evet. Şey e, tabii Belki ikinci bölümde hocam hocanın hem vefat dolayısıyla etrafın Evet, etrafında dönen tartışma değil tabii de birkaç tane aklı evvel kendini bilmezin. Ondan önce hocanın hocalığında da konuşmamız lazım. Evet, oraya ikinci bölümde gireriz. Öyle ee, mi? Sizin için de uygunsa. Buyurun, evet, Sonrasında. Dinliyorum. Ben yine hocanın şahsiyeti işini ciddiye alması dolayısıyla, yaptıklarını ciddiye alması dolayısıyla ciddiye alınan tavrını biraz daha konuşalım istiyorum. Sizin anlattığınız gene bir şey. Ee, hocanın dekartçı olduğuna <laughs> ilişkin... Evet ben rahmetli Turgut Cansever Hoca için yazdığım yazıda bu cümleyi kullanmıştım. Ee, ancak kendisini ciddiye alan bir insan uğraştığı alanı konuyu da ciddiye alır. Kendisini ciddiye ee, Kendine saygı duyan bir insan uğraştığı konuyu da saygın kılar. Bu hoca için de geçerli. Zaten birkaç insan tanıdım ben. Tabi muhakkak çok vardır ülkemizde. Ama benim irtibat kurduğum biri Turgut Hoca'dır. Biri Mehmet Genç Hoca'dır biri de Teoman Hoca'dır. Bir hocamız daha var. Allah, e, ya benim kendime örnek aldığım anlamda söylüyorum. Çok hoca vardır şüphesiz. Allah selamet versin, sağlık versin, afiyet versin. E, bu son derece önemli. Hoca yaptığı işe saygı duyan bir insan. Söylemeyecek misiniz hocam? Yok onu söylemeyeceğim şimdi. yani, eyvallah. yani ya belki hoşuna gitmez hocamızın yaşıyor. Eyvallah tamam. Ama Allah selamet versin, uzun ha. versin, sağlık afiyet versin. E, örnekliği eksik olmasın hakikaten örnek alıyoruz hocamızı kendimize. E, hocanın böyle bir özelliği vardı. Yaptığı işe saygı duymak ve saygı duyduğu için e, titizlik. Şimdi titizlik gerçekten bir epistemik kaynaktır. Yani siz bir işe ne kadar titizlenirseniz, o iş size kendisini o kadar verir. Hatırlıyor muyum? Yani nüfuz etme kabiliyetinizi artırır. E, hocanın öyle bir şeyi vardı. E, dolayısıyla o, o hocanın o şahsiyet e, özellikleriyle de alakalıydı eee anlatmadınız ama hocam o yani sizin hocayı Descartes zannetmeniz. Ha onu o şöyle o hocanın hocalığıyla alakalı bir konu. Ee, biz tabi yani hocanın dersleri efsane bunlar hiç anlatmaya gerek yok. Kimse saate bakmaz. Yani mesela anlatır. Ben burada bir o sahneyi de hiç söylemek oturmaz, lazım. Hiç oturmaz, Ayakta anlatmaz. Hoca tiyatral anlatır. Yani Diyerek. devamlı hareket halindedir ve öğrencilerle temas kurar. Burada bunu ben e, bir temsil etsem günebilir arkadaşlar yani. Ama o kadar sahici elektromanyetik bir adam oluştururdu sınıfta. Yani şöyle değil, bir çizgi çizip öğrencileri o çizginin ötesine koyup karşıdan seslenen bir insan değil. Öğrencilerin içine giren bir insan. Amfide devamlı yürür ama bu yürümek de öyle yapay bir şey değil. Yeri gelir bir sıradaki öğrenciye eğilir onu anlatır derse herkes oraya dikkat kesilir. Tam bir tiyatral. Mesela hocayı buraya getirsek ders anlatsa 3 saat sonra şu eşyaların hiçbiri yerinde kalmaz o eşyaları kaldırır onu örneklendirir fakat o sırada yürümüştür onu oraya koyar. Anladınız mı? Hocanın onun için böyle sahnede e, özel ders vermesi risklidir. Çünkü iş yükünü çok arttırır hoca. E, hizmetliler ya da oradan sorumlu olan insanlar o eşyaları tekrar yerine koymak zorundadır. <laughs> Değil mi? Yani hocanın ders anlatması böyle bir şeydi. Şeyi biliyorum hocam ee, ben. Bu yakın zamana kadar Zeytinburnu Belediyesi'nin de bir ama dizi hocanın yaşlılık yaptık. ve sağlık problemleri olduğu rağmen, dönemde. Ona Tabii. rağmen hocam iki saat ayakta. Aa Şimdi hoca karaplamaz. ilk ameliyatını oldu. Boğaz kanseriydi hocamız. Ee, ben ziyaretine gittiğim zaman çok üzüldüm. Yani hocamız bu vartayı atlatamaz diye düşündüm açıkçası. Ve işte arkadaşlardan rica ettik. Dua edelim, hatim indirelim şeklinde. Bir ay sonra hoca beni aradı. Dedi ki e, İhsan dedi bana ders koy dedi şeyde. felsefe bölümünde ben ders vereceğim. Ben o zaman anladım ki hoca dirilmek istiyor. Ve emin ol 3 saat ayakta o ameliyattan birkaç ay sonra ayakta ders anlatıyordu hoca. Ve dersten hiçbir zaman bizim tam tersimizde onu hocayı o konuda örnek alamadık. E, gravatsız girmezdi. Yani bir o klasik dönemin alışkanlıklarıyla e, ceket, gravat, pantolon yani takım elbise bazen e, tabi hocanın öyle bir özelliği ayakta son derece tiyatral bir elektromanyetik alanı oluşturan so, hocanın tabi ders şeyi bu entelektüel olmakla alakalı insan olduğu için hayatın içinden geri geldiğinde bir taksi şoförünü geri geldiğinde bir siyasi e, meseleye atıf yaparak e, konuyu çerçevelemesi çok önemli bir anlatı ya dönüştürüyor her şeyi bir anlatı o anlatı da bir organiklik oluşturuyor. Sizi çekiyor vakum gibi. Anlatabiliyor muyum? Ee, böyle bakıyorsunuz. Yani şöyle çok amiyane bir örnek ama bir maç düşünün. Her ne zaman gol olacak diye böyle bakıyorsunuz. O anı var, var değil mi? Ben evet. maç seyredemem açıkçası da. Ee, onun gibi o seyrediyorsunuz. Fakat bu seyrederken konuya odaklanıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. yani Hocanın hareketlerine değil. Onun için hocanın dersini biz hiç unutmazdık. Şimdi o mesele de... Şimdi şey var ya hocam. O, o şeyi zannediyorum örneği. İnsan ancak gerçekten çok iyi anladığını iyi anlatabilir. Tabii ee, o e, Feynman'ın mı ya da Einstein'ın tam hatırlamıyorum ama bir konuyu iyi anladıysanız diyor. Onu ilkokul çocuğuna da anlatırsınız. Hmm. Bir profesör anlatırsınız. Anlamanın ölçütü budur. Feynman'ındır zannediyorum. Bunu evet hoca da söylerdi. Şimdi burada şu var yalnız. Peki bir şeyi iyi anlatmanın bir şartı var. O da şudur, öğrendiklerinizi malumat olarak aldıklarınızı temessül edeceksiniz dedik ya geçen. Kendinize mal edeceksiniz. Hoca e, tüm felsefeyi kendisi icat etmiş gibi <laughs> anlatırdı. Yani o terkip, o inşai tutum, o sentetik yapı o anlatıyı oluşturan şeydir. Yani hoca bilmediği, kafasının basmadığı, anlamadığı bir mesele olduğu zaman onu hikayesine katmazdı. Anlatabiliyor muyum? İnşai bir kafası var ya yani kendisi o sırada inşa ederdi konuyu. Aynı konuyu başka bir zaman sorun. Başka bir inşa ile karşılaşırsınız. Onun için hocam belki aynı şeyleri anlatırdı ama inşalar farklı olduğu için, örgüler farklı olduğu için hep farklı kilim ortaya çıkardı. İşte bu konuyu kendisine mal etme o temessülle son derece alakalı. Bakın bunun örneğini işte senin dediğin şey veriyor bize. Şimdi 3 üçüncü sınıftayız. Ee, yeni çağ tarihi. Hocanın dersi Öyle üzeriydi. Sonra akşama başka bir ders var. O da e, çağdaş felsefe akımları. Hoca Descartes anlatıyor bize. Ben de o sırada Nietzsche'nin Descartes eleştirilerini okumuşum. E, öğrenci nedir yani? Hocayı zordum da bırakacak öyle. Bir de sınıfın hani felsefi bilinçli gelmiş falan bir grup arkadaş. Biz arkadaşlık. de bu biliyoruz. Yani bir grup arkadaştık zaten. Şimdi e, hoca Descartes anlatırken bir yere geldi. Ben el kaldırdım. Nietzsche'nin eleştirisini söyledim. Nietzsche'ye atıf yaparak. Hoca evet dedi Descartes şu anda dedi çok ağır bir sağ kureşi aldı dedi <laughs> ama yıkılmadı dedi filan böyle esprilerle. Şimdi öyle bir anlatıyor ki ben soru sürüyorum itiraz ediyorum başka arkadaşlar. Ya sanki karşımızda Dekart var ya bu kadar da niye önemsiyor ki dedik yani hoca Dekartçı mı? Acaba bilmiyor tabi hocayı artık öğrenci olarak tanıyoruz henüz daha e, çırağı olmuş değiliz. Şimdi hoca bunu izletti. Dedi, yani herkes Allah Allah. Dedi ki, çocuklar dedi ben şu anda size Descartes'i anlatıyorum. Şunu düşünmem lazım. Descartes bunu nasıl cevaplardı? Önemli olan budur dedi. Yani ben şu anda Descartes'im dedi. Descartes'i eleştirmek ayrı bir konu. Benim Descartes'le ilgili kanaatim ayrı bir konu. Kant anlatsam bu şekilde anlatmam lazım. Ee, nasıl cevap verebilir bu sorularla? Zaten felsefe sistemden ön özelliği budur dedi. Bir kere kurulduktan sonra kendinden sonraki durumlara ilişkin filozof yaşasa nasıl cevap verdi? Mesela Descartes'i alıp 20. yüzyıla getirsek sorulara nasıl cevap verir? Descartes'çılığı siz güncellemek istiyorsanız Descartes'in yöntemini bunu yapmanız lazım. Bunun bir gerekçesini verdi bize. Şaşırdık tabii ama dediğim gibi bu olay burada kalsa beni çok etkilemez de akşamki derse gittik. Sınıfta bir arkadaşımız vardı. E, Wittgenstein'i çok seven, Wittgenstein'in traktatüsünü ezberlemiş. E, Traktatüs etrafında yazılan metinleri okumuş. Hatta Almanca bilmediği halde Almancasını ezberlemiş bir arkadaşımız. Var böyle insanlar. Ee, çok kötü sıkıştırdı hocayı ama. Yani hem Traktatustan alıntı yapıyor Türkçesinden o zaman zannediyorum e, Uruç Avrupa'nın tercümesiydi herhalde alıntı yaptığı. İşte e, başka kaynaklardan alıntı yapıyor. Bunaldı hoca. Dedi ki ya ne beni sıkıştırıyorsun dedi. Öyle demişti işte. ne yapayım yani. Git kendisine sor. Şimdi biz bu ikisini mukayese edince hocanın şeyini gördük gerçekten. Yani direncini, hocalığına e, hocalığını, konuya olan bu e, vukufiyetini, ciddiyetini gördük, titizliğini gördük. Bu da bizi etkileyen hadiselerden biridir. E, ben bunu daha başka mecralarda da anlatmışımdır. Böyle o açıdan titizlik, e, işini ciddiye almak, e, saygı duymak bir süre sonra siz de, e, sizin de ciddiye alınmanızı ve size de saygı duyulmasını, yaptığınız için de saygı duyulmasına neden oluyor. Ben bunu Turgut Hoca'da da rahmetli Mehmet Genç Hoca'da da, Teoman Hoca'da da gördüm açıkçası. Bir şekilde beraberliğim olan insanlar. Bu, bu örnekler dışında hocam şey var mıdır? Şimdi siz de e, e, buradasınız diye hani tam rahat söyleyemiyorum belki ama e, hocasınız, hocalık yapıyorsunuz çok uzun yıllardır. Teoman e, Hoca size hocalık yaptı. Hı hı. Hocadan en belirgin böyle alıp da kenara koyduğunuz gene hocalığı bağlamında bir şey var mıdır bu anlantı? Yani bir insan tabii kendisine özdeştir. Hiçbir insan diğerine özdeş olamaz. Hoca da bunu istemez zaten. Onun için taklit iyi bir şey değil. Hoca taklidi hiç sevmezdi. Ben hocanın taklit edilmesi taraftarı değilim. Hocam çok özür Ama hocanın örnek alınması anlamında. Tamam, ben ben şey itibariyle söyledim. Yo, ben bunu sen kastediyorsun anlamında değil. Giriz Yanlış. yapıyor. yok 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 yapmak anlamında. Senin dediğini ben anladım. Ee, yo ben bunu arkadaşlarıma, genç arkadaşlarıma söylüyorum. Ben hocadan böyle gördüm diyorum. ya Ben bunu saklamam. Niye hocam böyle yapıyorsunuz? Biz hocamızdan böyle gördük. Çünkü bazen yaptıklarımızı anlamıyor gençler. Çünkü bizim dönemimiz değil. Ee, yeni bir e, kültür gelişmiş genç bir. Arkadaşlar farklı bakıyor olaylara. Bazen benim yaptıklarımı anlamlandıramıyorlar. Biz hocadan böyle gördük diyorum ben bunu. Yani benim etrafımda bulunan işte yetiştirdiğim yetişmesine katkıda bulunduğum tüm genç arkadaşların e, nasıl diyeyim muhayen örneği Teoman Hocadır. Çünkü söylerim ben yani bunu saklamam. E, hocanın ders anlatma uçtuğu bu kendine az. Onu siz ancak e, oradan faydalanabilirsiniz hocanın e, çünkü. O Teoman Duralı, siz insan fazla olsunuz Yusuf Gençsiniz filan yani. Ama bir örnek alma durumu tabii ki e, bizim onu önümüzü açan e, nasıl davranacağımıza ilişkin bize bir kapı aralayan bir yapı elbette. Havlu ilişkin tabii, zaten. Tabii. Hani şey... Yani diyelim ki hocanın e, Türk milletinin ve devletinin varlığıyla problemli olmak benim birinci ilkemdir mesela. Ben bunu hocadan aldım. Hmm. Ehliyet meselesini hocadan aldım. Ben de e, genç arkadaşlarla Mesleki bir birliktelik kurmak istediğim zaman bunlara dikkat ediyorum. Onların hiçbir görüşüne bakmam. Yani Eyvallah. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Benim vereceğim örnek de oluyor benim gözlemlediğim kadarıyla sizde de hikaye oydu. Yani e, öğrencilerinizde e, geriye dönüp e, bak, benim adımlarımın dışında hiçbir yere basmayacaksınız gibi bir şey söylemiyorsunuz. Ahlak değil o. Ee... Tabii hoca bu konuda uyarır da Teoman hoca. Şimdi hocanın insanlığını e, sürekli vurguluyorum. Yaşamın içerisinde bir insan. Şimdi e, biz yeni asistan olduk. Hoca bir, yerde konferans verecek bakın. Şimdi genel adet nedir? Bölüm başkanınız, doktor hocanız neredeyse siz de oradasınız değil mi? Ben de gittim. Daha yeni ama genciz. Beni gördü toplantıda. Çıktıktan sonra beraber döndük. Dedi ki İhsan dedi niye geldin toplantıya? Konferanslar, seminere neyse. Nice. Hocam gelmesi gerektiğini düşündüm dedim. Yani merak mı ettiğin, bir şey öğrenmek için mi geldin yoksa hani hocamdır dedim vallahi hocam hepsi var tabi ama tabii ki genel anlamıyla hocamıza bir daha gelme dedi. İşin gücün var senin oğlum dedi yani senin işin gücün yok mu? Bir şey öğreneceğine inanıyorsan bunları ben zaten size anlatıyorum bu genel bir konuşma, bir konferans. Sakın kendini bu şekilde mecbur hissetme dedi mesela. Bu da çok önemlidir ben de bunu aynen takip ederim. Ee, hakikaten bir baktım etrafıma. Ee, tam bir diktatöryel rejimler var. Ee, küçük küçük. Küçük küçük tanıcak tanıcıklar var etrafta. Ee, insanların şahsiyetlerini törpüleyen, kişiliklerini törpüleyen, onların özne olmalarını sakatlayan tutumlar var akademide çok. Sadece akademide de değil. Tabii ya, akademiyi ben biliyorum. Bilemem çok fazla ama. Yani öğrencisinin evlenmesi ne kadar ondan izin almasını bekleyen, yani bunu şart koşan bu çok yanlış bir iş. Öğrencinin yazacağı yazıyı, konuşacağı konuyu belirleyen. E, bunlar çok yanlış şeyler. E, biz e, hocaya işte falanca yerde ders vereceğim. işte bir kurum benden ders istiyor dediğimizde ben senin sekreterin değilim dedi. <laughs> Sen bir devlet memurusun. Burada bir işim var bunu hakkını vermek kaydıyla senin özel hayatın beni ilgilendirmez demişti. Ben bunu aynen uyguluyorum. E, bunlar yanlış şeyler. Yani kitabımı hangi yayından bastıracağım? Ben izin vermeden kitabını basma gibi e, pek çok e, insanı sonra diyoruz ki efendim ya bu gençler bu hocalar niye yetiştikten sonra belli bir yere geldikten sonra Pes pespay durumdalar? E, omurgalarını kırmışsın. Adam dikleri ufka bakamıyor ki. Bakın yeni gelmişken onu da söyleyeyim o zaman. Hocanın tüm asistanları sorunlu insanlardır. Hocam burada duralım. Reklam için sıkıştırıyorlar beni. Reklamdan sonra hem hocanın düşüncesini hem düşünce tarihimizdeki Ama yerine bu, bu, bunu buradan bunu da devam edelim. Evet. Reklamdan sonra burada olacağız. Teoman Duralı'yı konuşmaya devam edeceğiz. Soruların peşinde. Evet tekrar merhabalar. Soruların peşindeye devam ediyoruz. Teoman Duralı hocamızı ahirete uğurladığımız Tevman Duralı hocamızı konuşuyoruz. İhsan hocamın şahitliğinde aslında İhsan Fazlıoğlu hocasını gördüğü kendi gözüyle değil. Kendi gözüyle hocasını kendi, anlatıyor. Kendi deneyimlediği miktarda ee, ve oranda haliyle. Evet, evet, doğal olarak. Bir Fatiha'ya vesile olur ümidiyle. Ümidiyle. Biraz da işte. hocayı. Şimdi hocam konuşacak sormak istediğim de çok yer var hocanın şeyine ilişkin. gündelik hayatına kitaplarında olmayan büyük oranda. Ondan ee, anlatıyoruz büyük oranda. Evet, hayatla evet. ilişkin ama bir tarafıyla e, bu yakın zamanlarda tartışma konusu olmuş birkaç başlık da vardı. Tamam. E, oraları da biraz e, ortaya çıkartalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Oralara nasıl bakıyorsunuz? Tabii yani nasıl? ben tabii hocanın e, entelektüel birikimi, uzmanlık alanının dışındayım. Ee, ne kadar cevap verebilirim bilmiyorum ama en azından nasıl ele alınabileceği hakkında Yine görgüye cümle... ilişkin odur hocam. Evet tabii. konuları ele alma biçimi. Evet yani şimdi o şehit istersen tamamlayayım. hocanın e, hoca olma vasfı ile ilgili birkaç cümle söyleyeyim. Evet. Şimdi bunu yine bazı mahfillerde dillendirmiştim. Şimdi e, hoca bir kere ee, öğrencileriyle olan ilişkisini ayarlarken ya da insanlarla dedim ya bir çizgi çizip insanları karşı tarafa koymazdı ilişkileri kırık çizgiydi kiminin ayağına giderdi kimisi orada dururdu kimisi yakınında dururdu ve e, öğrencileriyle mesela siyaset konusunu konuşmazdı <laughs> e, tamamen dedim ya bilgi ve görgü odaklı bir ilişkisi vardı en fazla öğrencilerine lisans düzeyinde yani belirli bir aşamada İyi saatte olsunlar cümlesini kullandı. Çocuklar bakın dikkat edin, İyi saatte olsunların oyununa gelmeyin. Buradaki iyi saatte olsunlar illa çok böyle uçuk bir şey değil. Yani dümeni başkasına kaptırmayın, uyanık olun, ayık olun şeklinde uyarılarının dışında başkalarının kendi baş kimsenin siyasi bir şey empoze etmezdi. Biz de şimdi bir kişiyle samimi oluyorsun, senin gibi düşünmeyen birkaç top muhabbetten sonra kendi perspektifi insana empoze etmeye çalışıyor. Maalesef bizde böyle kötü bir alışkanlık var. Yani En akıllı adamımızda da var bu. Hocanın böyle bir tavrı yoktu. Ve e, akademik anlamda da hocanın bir başarısı bence e, öğretmenden ustaya yani hocadan usta olmaya öğrencisini de çırak olmaya dönüştürürdü. Bunu nasıl yapardı? E, günlük hayatına dahil ederdi öğrencisini. Yani çırak olarak gördüğü öğrencisini. Ne demek günlük hayat? Beraber onunla yemek yemek, beraber yürümek, beraber muhabbet, yani akademinin dışında, e akademik işlerin ötesinde o öğrencisiyle hayatı paylaşmak, zamanı ve mekanı paylaşmayı önemserdi. Dolayısıyla bir süre sonra siz hocanın hikayesine dahil olurdunuz. Günlük hayatına dahil olduğunuz için ve öğrenciden çırağa dönüş dönüşürdünüz. Hoca da sizin ustanız olmaya başlardı. Çünkü beraber yürüyorsunuz artık. Yani o yolu beraber adımlıyorsunuz ve bu adımlamada yaptığını sadece geyik muhabbeti değil bazen son derece çetrefilli bir felsefi problem bazen son derece hocanın özeline ilişkin bir problem Biz seyahat anısı artık orada siz hocanın politik perspektifine tarihi olayları yorumlamasına kadar adım adım sizi taşırdı ve sizi hikayesinin kendi hikayesinin bir parçası yapar fakat sizin hikayenizi de o hikayenin içerisinde yazmanıza imkan tanırdı belirlemezdi hmm. koşullandırmazdı yani bu çok önemli bir şey yani kendi hikayesini dahil ettiği zaman siz orada boğmazdı. Ee, sizin kendi hikayenizi üretmenizin de imkan verdi. Biraz önce anlattığım gibi. Bu tarih eşliğine az rastlanır. Var böyle şeyler. büyük hocalar tabii tarihte. Yani şöyle Çok yani hoca, devasa evet. bir çınar e, evet. etrafında bir başka ağaç e, kolay kolay yani kolay kolay da yetişmez. Bunu, bunu şöyle göreceksiniz. E, şimdi olur. ben isim zikretmek istemiyorum ama böyle hocalar da tanıdım ben. Etrafını kurutan evet. hocalar. Çayır bile yetişmiyor. Evet. Yani. Onu, da, onu da tanıdım ben. Hepimizin tanıdığı isimler var bu konuda. Allah rahmet eylesin bir kısmını. Ama bir de etrafını da yetiştiren, gürleştiren, e, hatta onları itekleyen daha gür olsunlar e, tabii, diye. Tabii e, Bir sürü e, şey vardır hocanın. Hocanın bir de e, hocalık meselesi mekan ve zaman bilinci çok önemli. Mekan bilinci hocanın özellikle derslerde haritayla ortaya çıkardı. Hiçbir olayı havada anlatmazdı. İsterse bu Prehistoria, tarih öncesi döneme ilişkin olsun. İsterse e, bugünkü günlük bildiğimiz ya da ile alakalı bile o sonra da bir kozmolojik resim olurdu yani. Tasavvurları önemserdi. O kavrama eşlik eden resmi çok önemserdi hoca. Bir de zaman bilinci kronolojik e, gitmek yani olayların tarihsel bağlamını e, vurgulamak ve bu zaman bilinci tarih bilincine dönüşür. Hocanın çok ciddi bir hem e, büyük ölçekte insanlık tarihi yani şöyle biz hocanın <laughs> en çok T'ye aldığımız e, ders anlatma şeyi şudur. Herhangi bir konuyu Big Bang'den başlatırdı. Herhangi bir konu. Oradan süpürerek gelirdi. E, ve artık senenin sonuna ulaşmışızdır. <laughs> Esas konu fakat ilginç bir şekilde o konu da o sürecin bir sonucu olduğu için çok çabuk bir şekilde toparlanırdı. Anlıyor hmm. muyum? Ama hangi konu olursa olsun. ilk patlamadan başlardı. Boşluk bırakmayacak bir şekilde bir bütünlük fikri. Böyle şükri. anlatırdı. Tabii Dolayısıyla. sentetik bir karakteri vardı anlatımının. Bir anlatıya dönüştürürdü. Dolayısıyla sizi dahil ederdi. Biraz o süreçte siz A konusunu öğreneceğiniz zaman bir sürü yan konuyu öğrenmiş olurdunuz. olurdunuz. Yani biz defaatle bunu dinledik. E, felsefe anlatıyorsa bu felsefe öncesi düşünüş biçimlerine kadar giderdi. Mesela Türkiye'de Hint felsefesini, Çin felsefesini, eski İran felsefesini zer düştüğü biz hocadan öğrendik, dinledik. Çünkü dil problemi yok hocanın tabii Öğreniyor, okuyor. Türkçe'de o zaman kaynak da yok. E, o, o açıdan hocanın mekan ve zaman bilinci, harita ve tarih e, bilgisi ve bunu anlatılarını eşlik edecek şekilde kullanması da son derece önemli bir fazilettir. Burada Cevdet Paşa'nın ta şeyini bilirdi mesela. Cevdet Paşa'yı iyi bilirdi. Bak o yeri gelmişken söyleyeyim. Ve atıf yapardı. Cevdet Paşa'yı çok önemserdi. Cevdet Paşa'nın tarih, haritasız olmaz ilkesini ee, bize söylerdi. Bana söylemiştir yani. Bilirim. Hmm. Hatta bir kitabında da onu kullanır. 40. E, Cevdet Paşa da alıntı yapar. Hoca onu bilirdi. Buna da çok dikkat etmek lazım. Yani hocanın bu zaman ve mekan bilinci <laughs> meselesine çok dikkat etmek lazım. E, ve tabii ki bu zaman ve mekandaki insana odaklanırdı. Binalara değil. Mesela bir yere gittiği zaman Afganistan'a Fransa, İtalya bize binaları müzeleri değil. Oradaki insanlar anlatırdı ve bunu ben çaydım yani bir taksiye bindiğiniz zaman bir akademisyen bir taksi şoförüyle ne konuşur canım? Yani hoca konuşurdu. Niye konuşurdu? Çünkü hoca evet ilk bakışta beyaz Türk diye damgası yemiş bir insandır belki ama hoca kapalı çarşıda çalışmıştır, gemilerde çalışmıştır, ee, nedir yurt dışında e, belirli kampanyalarda çalışmıştır, e, e, lokantalarda çalışmıştır. Yani. O e, aile mensubiyetinin imkanları üzerine iş yapmamış. Tam tersine e, insanların içerisinde o sosyal hayatın farklı hem de sosyal hayatın içerisinde bulunarak oradaki tecrübeyi deni e, e, biriktirerek dolayısıyla insanı iyi tanıyordu ve inanılmaz bir e, nasıl diyelim e, aşağı iniş gücü vardı yani hiç ummadığın insanla e, son derece basit bir konuyu. Onun bağlamında. Bir, 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 onun bağlamında kesinlikle ona bir empoze de bulunmadan onu ezmeden e, konuşabiliyordu. Bu da beni çok etkilemiştir açıkçası. Ben bunu be, bir beceremiyorum tabi de ama hocanın böyle bir tarafı da vardı. Evet. O, Hocam hocalığından bir de bir e, belki sizin yanınızda bir hocaya dair bir hatıra anlatmam e, şey olacaktır. Cüretkar. Estağfurullah. Olacaktır ama... tabi, tabi, dinleyelim senin de e... çünkü yazı yazdırdınız hocamız siz. siz teryesinde... şöyle şahsiyeti ve tevazuuna ilişkin de Hı. sizden gene not dinlemek isterim. Bizde olan şuydu. Biz Tevamun Hoca'ya bir cinste yazar mı acaba? ya nesip diyerek. <laughs> gittik ve hoca olur demişti. Bunu yani kendisinden işte 40-50 yaş küçük biri ki cins dergisini biliyorsunuz hocam. Gençlik dergisi normalde. Tabi tabii, biliyorum. biliyorum, Bilmez miyim? Bir, bir biyoloji felsefecisinin diyelim. Burada ne yazabilir? Hocayı bir çerçevede sunmuştuk hocam. Evrim etrafında. E, bunu anlaşılır, kırabilir miyiz e, diye yani doğrudan yazmam ama ses kaydı yapın deşifre edersiniz bana gösterirsiniz diye e, bir süre Cinsite hocanın yazılarını aldık. E, hocanın tevazuuna ilişkin, büyük bu insani tavrına yani, büyük bir başarı bu sizin için ben size söyleyeyim. De benim için çok böyle hayranlık verici bir not idi. Tabi tabii hoca yani şöyle bir yerde bir ilgi varsa, samimi bir ilgi varsa, bilgiye yönelik. Hmm. E, kapıları açıktı hocanın tabi. E, gelir yani inanılmaz odasına gelir insanlar konuşurlar dinler yani onları dedim ya rehabilite eder. Tabi onlara girmeyeceğim ama hocanın özellikle 28 Şubat süreci içerisindeki duruşu e, son derece beni çok etkilemiştir. Ama onu burada anlatmak istemem tabi daha sonra bahsedelim. Ee, bahsederim. Şöyle hocam <laughs> Çünkü en azından... ben 28 Şubat edebiyatı yapıp e, yapmayı sevmiyorum da ondan. Ama hocanın okuduğu... O... Yani e, insanı öne alan e, ideolojik e, dini ya da farklı inançları <laughs> baskı aracı olarak kullanmaya olan tepkisi e, bildiğim için çok önemlidir onlarda. Şöyle Onlar hocam, şimdilik konuyu açtınız diye aslında ben bir, bir, şey... Yok sadece gösterdim mi? kapattım evet ona evet. girmeyeceğim. Yani toplamda şunu, şunu anlıyoruz tabii. gene hocanın şahsiyetine. bir şahsiyetten bahsediyorum evet. yani. Evet. Yazdıklarıyla, evet, yaptıklarıyla. Için, evet, söylerim. Şahsiyet, ehliyet ve mensubiyet çok önemlidir. Hocanın güçlü bir şahsiyeti. Bu şahsiyetine e, bağlı olarak güçlü bir mensubiyeti Türk milletine, Türk kültürüne, İslam medeniyetine, değerlerine ve, ve güçlü bir ehliyeti vardı. Onlar zaten insanı güçlü kılıyor. Dik tut, e, durmasını sağlıyor. Siz şahsiyetinizde, mensubiyetinizde ve ehliyetinizde zayıfsanız e, yukarıya e, alkış yaparsınız. Aşağıda maskarası olursunuz. Hoca e, kesinlikle sadakatine değil ehliyetine güvenen bir insandı. Onun için e, çok muhalif bir insandır. Yani tabi bunlar kamuz, hoca dümdüzlük yapan bir insan değil ama ben hocanın yakın zamana kadar yani en son ölmeden bir gün önce cumartesi kendisiyle görüştüm telefonla. E, hatta hocam durumunuz iyi değil işte dua edelim hatim indirelim dediğimde çok iyi olur dedi. Ama dedi oğlum dedi artık toprakla evlenme vakti geldi. Cumartesi günü saat 18.26 eee hocayla yaptım son konuşma. dolayısıyla o tabi bu şahsiyetin mensubiyetin ehliyetin güçlü olması hocada da müthiş bir mesuliyet, sorumluluk duygusu geliştiriyor. Ya yani niye çok koşturuyor? O yaşlı haliyle, hastalık haliyle de mesuliyeti var. Yani bu vatana, bu millete, bu medeniyete karşı kendini sorumlu hissediyor. E, <laughs> bu sorumluluğu yerine getirememenin mahcubiyetini yaşıyor. Yani utanmak hoca için çok önemlidir biliyorsun. Bunu hep söyler. Utanmaktır esas olan. Utanmıyorsan her şeyi yapın. Hadis-i Şerif'e atıf yapardı. E, bu mahcubiyet, mahcubiyet, sizde, mahcubiyet yani. Niye utanıyorsun? Yani bir hata mı işledin? Yok. Vazifemi yeterince yapabildim mi? Bu millete borcumu ödeyebildim mi? E, duygusu hocada bir mahcubiyet o, e, oluştururdu. Tabii. Çalışmalarındaki çeşitlilik tabii ki hocanın e, merak duygusuyla da, da ilgili ama atıyorum Gılgamış Destanı e, tabii o da çok ilginçtir. Çabalamak <laughs> bununla ilgili. Bununla alakalı. yani Elimden geldiği kadar bunu ben Turgut Hoca'da da gördüm. Yani biz bu milletin çocukları olarak e, yetiştirildik yani biz bu milletin sayesinde o bütünün bir fonksiyonu olarak ortaya çıktık. Elimizden geleni yapmamız lazım hissiyatını. Mehmet Genç Hoca'da da vardı bu. E, Turgut Hoca'da da rahmetli vardı. Teoman Hoca'da bizzat uzun yıllar gördüğüm bir şey. Yani oturayım. Ya, yani, muhabbetimiz bile e, hani amiyane ta geyik muhabbeti bile bizde bir ilmi işe dönüşür de. Anlatabiliyor yani, <laughs> bilimsel magazin yapardık. <gülüyor> yani, <gülüyor> Meşgul evet. olduğu şeye benzemek. Aşk ile yapmak ya. Aşk. İşine aşık olmak. Aşk ile. Abdülaziz Bekir'in <laughs> hırsızlık ile yapsanız Sıtkı Gönül'le. <laughs> tabi tabi Ya, günahınızı bile Günahın... işleyin. Evet. evet hocam. <laughs> şeye devam ederiz tabi ama hocam bu şun tabii bu beklenecektir de bu programda. Buyurun buyurun. Ee... Hocamızın ardından bu evrim, evrim meselesi ile ilgili bir şey oldu. Bir, kendini bilmezin biri, e, bilmediği, anlamadığı e, bir konuya dahil oldu ama başka sahiplerle vesaire. Şimdi ama bir tartışma masanın üzerinde duruyor bu. E, i̇nsanlarda da e, Teoman hoca evrimciymiş. Olabilir. E, evet. Zaten evet. sen cevabı verdin ama e, şimdi hocanın bu konuda. E, bir televizyon programında uzun bir şey var zaten oradan dinleyebilirler. Şimdi Yusuf bir konuyu öncüllerini bilmeden malumatına sahip olmadan o öncüllerden hareket ederek yapılan çıkarım süreçlerini bilmeden sadece sonuç cümlesine bakarak karar vermek doğru değil. Yani dolayısıyla bence bu tür hani biraz önce hadsiz bir şeyler söyledin. Bunlara cevap vermek hani geçen haftaki şeyde de söyledim. Ya yani 7-8 milyar insan var. Herkesin zeka seviyesi, IQ seviyesi, hatta ahlak seviyesi. Yani dedik ya anlamak sadece idrakla değil, aynı zamanda niyet ve ahlakla alakalıdır. Bunlara cevap yetiştirmemek lazım bence. fakat burada genel olarak şunu söyleyeyim ben. Şimdi İmam Gazali'nin bir cümlesi var. Allah alemi yarattı, Burada kimsenin bir şüphesi yok canım. Ama nasıl yarattığı konusunda beşeri münazalar geliştirebiliriz ve bunlar birbirinden farklıdır. Yanlış da olabilir, doğru da olabilir. Ve belli dönemde doğru olan, ya 2000 yıl biz bir astronomi sistemi kullandık, 2000 yıl sonra yanlış olduğunu söyledik. Çünkü bu bilimsel, beşeri bir şey. Şimdi bakın, teorik bir şeye girmek istemiyorum ama şu kalemin hakikatini bilmek, bunu mutlakla irtibatlandırmakla mümkündür. E bu da insan için mümkün değil diyor Fahrettin Ağzı zaten. Ben bu kalemin hakikatini bilemem. Ya bu tabii yapay bir nesne ama niçin? Çünkü bu kalemin hakikatini ancak hakla irtibatı dahilinde bilebilirim. E ben bunu yapamayacağıma göre beşer olarak bilemem. Dolayısıyla bu kalem hakkındaki tüm söylemlerim en nihayetinde bu kalemin ahvali hakkındadır. Zaman mekandaki temsilleri hakkındadır. Ve yanlış olabilirler. Peygamber hakikatini bilebilir mi? Peygamberin bileceği bir iş ben bilemem. Sormak lazım. O haklı hak, oynadığı role dair bir şey. Olabilir ama. bilemeyiz ama bunu şimdi peygamber bilse bile bunu senin idrakine sunması yine temsillerledir. Evet. Zaten nübüvvetin önemli özelliği bu değil midir? Şimdi o açıdan e, biz herhangi bir konuda beşer olarak münazalarda bulunduğumuz zaman bu o dönemin bilgi birikimine, o dönemin şartlarına bağlıdır. Yani o çerçevede bakarsanız e, pek çok insan güme gider. yani. Allah vere, Müslümanlar İslam tarihini bilmiyor. <laughs> Allah vere yani. Bilseler var ya. Bir tane adam bırakmazlar. Hani bir şey vardı televizyon programında böyle sosyal medyada Kur'an'dan beyat okuyorlar. Ne diyorsun diyor? Olmaz böyle şey diyor ya bizim Müslüman adam. Evet. Hayatında Kur'an okumamış çünkü. Ya Thomas Bey'in bu konudaki fikirlerine ben biliyorum ne olduğunu da e, kitapları okuyarak mı vardılar? Yok canım bizde okumaz kimse okumaz canım. Teoman Hoca da bunu söylerdi. Mehmet Genç Hoca da söylerdi. Benim tanıdığım bu yaşa kadar tüm büyük adamların en büyük şikayeti bu millet okumaz. Hocası okumuyor ya. Yani okuyarak mı vardın? Bir insan hakkında bu kadar ucuz, basit, karalayıcı, yargıda nasıl bulunabilirsin? Diyelim ki hoca bunu savunuyor, savunabilir. Sen de katılmazsın olur biter. Bu bir hakaret vesilesi ki bilgi bir lanet vesilesi olarak kullanılamaz ki. Şey, bir kafir gibi. oluyor diyor ama hocam. Ya niye kafir olsun? Adam ee, Allah alemi yarattı. insanı da her şeyi yarattı bitti ama nasıl yarattığı konusunda ben bir münazada bulunuyorum. Senin aslında o şunu diyor. Benim otoritemiz de deliyor. Benim iktidar alanımız de deliyor bunu diyerek. Kasıt bu işte. Kendisi doğrusunu biliyor mu? Açıklasın bize. Bakın İbn Sina da alemi evrenin yarattığı evreni Allah'ın yarattığını söylüyor Gazali de. ama mekanizmaları farklı. Hangisi kafir? Hepsi kafir bunlara göre. Ama peki nedir bu? O da yok. Dedik ya Nasrettin Hoca'nın sazı tutmuşlar. tüm ozanlar burayı arıyor demiştik ya. Onun gibi bir şey ya. Bu bilgi üretmeden, değer üretmeden gelişi güzel kendi iktidar alanını kurmak için eee daire ahlaki. Bunu tabii şu yüzden sordum hocam. E, Teoman hoca Darwinci gibi bir Olabilir. E, şey çıktı. Olabilir. Bundan kime ne? Öyle olsa olabilir gene diyebiliriz ama hani Darwinci. Ya o başka bir şey de bir insanın bir konuda kanaati olabilir ve sana göre bu yanlış olabilir. Evet. Kaldı ki meseleyi anlamadan ya kolay mı o mesele üzerine ahkam kesmek? Ne biliyorsun yani? Hangi kozmolojik teoriden haberin var? Hangi biyoloji teorisinden haberin var? Hangi bu, bu, konuların felsefe bilim tarihçesindeki gelişimi hakkındaki behren nedir? Yani cehaletini bu kadar e, coşku bir şekilde nasıl dillendiriyorsun ki? İnsan birer had bilir ya. Evet. Hani e, hocanın yine sık sık söylediği şey İslam'ın altıncı şartı haddini bilmektir. Haddini bilir insan. bunu uzmanları tartışsın, bunu alimler tartışsın kendi arasında. Bilmediğim bir konuyu aşağıdan yukarıya seslenmenin bir alemi yok. Benim için de çok önemli değil açıkçası. Yani Sizin şimdi bak ne bana kanaltı? şunu sorarsan Yusuf. Ya tamam konuştuk Teoman Duralı şu bu önemli Ne kaldı senin aklında Teoman Duralı hakkında? Bak ben sana bir cümle söyleyeyim. Hocanın bana öğrettiği en önemli şey şudur. Oğlum neyi kabul ediyorsan bilerek kabul et. Neyi reddediyorsan bilerek reddet. Bilmek ya Türkçe bunun tipik göstergesidir. Bile bilmek o bilmek eki bir güç e, yapabilme gibi anlamındadır ama aynı zamanda bilgiyle alakalıdır gidebilmek için gitmeyi bilmen lazım. Yürüyebilmek için yürümeyi bilmen lazım. Türkçe çok açı önemlidir bu açıdan felsefi açıdan. Bilebilmek için bilmek lazım yani. Dolayısıyla bilerek bildiğin zaman zaten hakaret etmezsin. E ne zaman konuşacağını, insanların acısı tazeyken ee, onları zedeleyecek e, bu bu mu peki şey? E, İslam hassasiyet ahlaki hassasiyet bu mu? Şimdi beni oflu hoca makamına çıkartma Allah aşkına. Yani e, ahlak yoksa bilginin çok da bir anlamı yok yani. Doğru bilsen ne olur? Bunun ifadesi önemli. Bunun zamanlaması önemli. Karşıdaki insanlara saygın olacak önce. Yani o, o, açıdan bunlara hiç gerek yok bence. Yani, hocam hocam yok, konuştum. ben işte dediğim gibi hocam hani başka e, suyu bulandırıyorlar. Ya hocam. Ama bunlarla uğraşamayız. Olur bu. Çünkü başka, mesele bilgi olmayınca mesele gerçekten bir meseleyi bir mesele ne demek? Soru sorulan mesele o demek. Sualden bir soru var ve bunu çözelim. İnsanlara katkı dert bu olmayınca dert farklı iktidar alanları. Psikolojik saikler, kendini gösterme, başkalarını kıskanma, herkesin dikkati başka birine yönelmiş. Yani kediyi sevsen yine bu sefer diyecek ki kediyi seviyor herkes kediye akar diyecek adam. Yani bunlarla uğraşamayız. E, niyeti ve ahlakı bozuk olan insanlarla doğru bile söylüyorlarsa uğraşmamakta fayda var. Hı. Onların doğrusu kendilerinin olsun. Güle güle nereye gitmek istiyorlarsa gitsinler. Eyvallah. eyvallah. Hocam bu evrim meselesi hazır girmişken evet. sormak isterim. Ee, sorulacaktır çünkü. İslam Hoca ne düşünüyor? Benim bu program benim düşüncemle alakalı bir program değil. Ben ne düşünüyorum onu söylerim ama bunlar buralarda anlatılacak şeyler değil. Hassas şeyler var bak. şimdi Bu sadece bilimle alakalı değil. dini Bu konuları, avam havas. Siyasi konularla da alakalı. Hayır sırf avam havas meselesi de değil. Onu kabul ediyor musunuz hocam o ayrımı? Belli bir yere kadar tabii ki. Ama şu var. Bir her şey her yerde konuşulmaz. İkincisi bir şeyi cümle olarak söylediğinizde arkasını dolduramazsanız o çok normatif bir şey olur. E, i̇nsanlara saygısızlık olur o. E, slogan olarak. Kalır. E, tabii yani o konuda çok büyük bir otorite olmanız lazım ki son cümleyi söylemeniz lazım. Bunlar müzakereli konular. Bu sadece bilimsel konularda değil canım. Türkiye'deki diyelim ki yakın tarihle alakalı meseleler de o kadar ezbere birbirini yaralayıcı, birbirini rencide edici şekilde tartışılıyor ki. E doğru değil ki bu. Biz bir şey mi çözmeye çalışıyoruz, bir şey mi paylaşmaya çalışıyoruz? Benim kişisel kanaatim bu tür meseleleri bu şekilde gündeme getirilir bir şeyi paylaşmanın peşinde. Bir şeyi çözmenin peşinde değil. Milletin önünü açalım, Milleti daha iyiye, daha güzele, daha doğruya götürelim değil. Bu paylaşımda ben iyi tutacağım. Tehdit olarak kullan. Bak bu konuyu kaşırım ha, bu konuyu söylerim ha. Söyle. Benim kişisel kanaatim bu değil. Yani Benim kişisel duruşum e, herhangi bir mesele, e, şunu söyleyeyim. Bir yanlışı bile, diyelim ki herhangi bir konuda bir yanlış yakaladın. Eğer milletin önünü açmayacaksa, millete zarar ki söyleme onu ya. Yani derdin seninle Kendini göstermek mi? Ben akademik olarak ne buldum ha? Çıkıyor adam diyor ki Efendim Ebu İbni Ensari'nin mezarı e, gerçek değil. Yapma ya ne kadar zekisin. Herkes biliyor bunu. Bilmiyor mu bunu? Ya akademik anlamda bunu herkes biliyor ama mitolojiyle niye oynuyorsun ki? İnsanların mitleriyle insanların e, hani Kâtip Çelebi bunu çok onlardan zeki tabi söylüyor bunu ahlaklı da. E, insanların tahayyülleriyle niye oynuyorsun hayalleriyle? Hayal kuruyorsun ama bu aklı açıdan yanlış. Ulan adı hayal zaten bunun yani. Milletin değerleri vardır. Hurafeleri vardır. O hurafeler önemli olan burada hangi hakikate karşılık geliyor? Yani Türkçenin argosu Türkçenin argosudur. Bir İslam dininin kültürünün hurafesi, İslam kültürünün hurafesidir. Büyük kitlelerin hakikatle irtibatını teorik olarak mı bekliyorsun sen? O aşağı doğru süzülecek. Yani hakikatin mümaresesi hurafe öğretir zaten. Evet. Bu gayet ya, doğal. Mit nedir diye hani hocam iki satır hurafi bir şey okusa diyelim. diyelim. Tabii. tabii. adam. Ayrıca e, e, Eba şeyi de gerçek. Ya, ya, şimdi ona ben ayrı cevaplarım var da bir toprağı Müslümanlaştırmak nedir bilmiyor ki adam. Yani niçin Kaz tepesinde e, sarı kız yatırı var? Ya orası Zeus'un şeyi Panteon orası Yunan Panteonu. O dağ Müslümanlaştırman lazım. Türk Türk Türkleştirmen lazım. Sarı kız ne demek? Derviş kız. Niçin kız? Çünkü Türk yaratılış destanında kız çok önemlidir. Kız dağı, kız külesi. Tamam mı? Yani hiçbir şey tesadüf değil. Anlamaya çalışmıyor ki. Karalamaya çalışıyor adam. Bir anla. Yani hiçbir şey tesadüf. Onlar da insan, sen de insansın. O da senin kadar zeki canım. Senin kadar akıllı merak etme yani. Kendini nereye koyuyorsun? O açıdan anlamaya çalışalım. Ee, lanet bilgi üretmez. Tahkir etmek, e, efendim tezif etmek bize herhangi bir şey kazandırmaz ki. Elbette her şeyi tartışacağız. Kimse son cümleyi söylemiyor bu konuda. Ne dedim? Biz eşyanın hakikatini bilemeyiz zaten. Yani bu bir çabadır. Çünkü haklı olan irtibatımız e, açık seçik değil o açıdan. Bu bunun dışındaki tüm söylemlerimiz Belirli bir yöntem dahilinde o meseleyi izah etmek için idrak edilmiş, geliştirilmiş yapılardır. Sen başka bir yapı geliştirirsin, bu iş böyle gider. Zaten tarihte de bu demek. Tarihe baktığımız zaman bir sürü bilim teorisi, düşünce teorisi geliştiriyoruz. İnanç ilkelerinin ifadeleriyle o inanç ilkelerinin idraki arasında ayrım yapamazsan böyle ortada kalırsın işte. O idrakte bilimlerle irtibatı gerektirir. Ya bırak sen şimdi modern şey, taftazanını, şerr makasının girişini okusa idrakin ne olduğunu ve bir Müslüman alimin e, inançlarıyla çağ arasındaki irtibatı ancak o idrak ve idrakin içindeki bilimlerle münasebeti oranında kurabileceğini Taftazani söylüyor. Bu İslam tarihinde bilmedikleri için. Şimdi bakın idrak zayıflayınca e, Vehhabilik artar, Vehhabi zihniyet artar. Yani. İdrak zayıf Değil mi? Yani idrak ne demek? Hem tarihsel hem de içinde yaşadığınız çağın tüm bilgi birikimine muhatap olmak. Eğer inanca idrak eşlik etmezse o bir slogana dönüşür. Siz gittikçe sertleşirsiniz, katılaşırsınız. Bu sadece dini inançla alakalı değil. Bu Marksizm de olabilir, Faşizm de olabilir, Kemalizm de olabilir. Efendim e, İslam da olabilir fark etmez. Sizin temel inanç ilkeleriniz e, anlam değer dünyanıza ait ilkeleri idrakinizle irtibatlandırmazsanız vahabileşirsiniz. Katılaşırsınız, Kıbrısın saldırganlaşırsınız. Kendinden <laughs> emin olmazsın çünkü. İmam Gazali yine ne diyor? Bir insan herhangi bir fikri konuda saldırgansa ya bilgisi zayıftır, şey ya inancı zayıftır, ya bilgisi zayıftır ya da bir üç kağıt peşindedir diyor. Bunu söyleyen İmam Gazali gerisini düşünsünler. Eyvallah. Hocam gene hocanın e, etrafında tartışma ulaşan, oluşan oluşan başlıklardan biriydi dil meselesi. Evet. Bir tane hocanın çok e, eski tarihli aslında. Hı hı. E, harf inkılabı da dahil olmak üzere dilde sadeleştirme meselesiyle ilgili hı, hı. E, bunun bir katliam olduğu Evet. Nus söylüyor tabii hoca söylüyor. Bunun öyle bir kanaati var hocanın. Şimdi bu bu da çok e, hassas meselelerden biri. Çünkü duygusal şeyde de tartışılıyor. Kesinlikle bu konuda kimseye kimseye karşı entelektüel, teorik bir e, tahammülü yok. Hiçbir kesimin ama. Yani en aydınlanmacı, e, en bilmem ne insanların, yani yanlış hatırlamıyorsam Deridan'ın, e, değil mi Deridan'ın e, alfabe değişikliği, dil devrimi konusundaki bir mektubu var e, eleştiren. Onu bile ben e, karşı kesimin, karşı kesimin ifadesi güzel olmadı. Yani kemanist kesimin diyeyim, ee, eleştirisini okudum. Yani hakikaten üzücü. Ee, çünkü duygu durumu entelektüel bir mülahazayı kaldırmıyor. Pozisyonlar alıyor hemen insanlar. Savunmaya geçiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ee, her taraf bunu yapıyor. Ya bu mesele e, böyle duygusal ele alınacak, tartışacak bir şey değil. Onun için bunlar müzakereye açık meseleler değil şu anda. Hmm. Müzakere edemiyorsunuz insanlarla. Herkes kendi pozisyonunu e, alıp karşı tarafa saldırmaya başlıyor. Onun için konuşma daha iyi. Ha hocanın kanaatine gelince evet hoca böyle düşünüyordu. E, Mehmet Genç Hoca da farklı düşünmüyor. Mehmet, Mehmet Genç hoca bunu biraz yumuşatmış. Evet alfabe Türkçeyi çok ifade etmiyor. Belki bu Latin alfabesi olmasa bile bir şekilde değiştirilecekti. Mevcut Arap çünkü Ahmet Cevdet Paşa, Mustafa Reşit Paşa, Enver Paşa dönemlerinde biliyorsunuz bunlarla ilgili teşebbüsler oldu. Ama dilin sadeleştirmesi iyi olmadı diyordu Mehmet Genç Hoca mesela. Yani kelime hazinemizi hızla azalttık. Tabii mesela o yani. bilgi bile hocam şey e, bu tartışmayı bir yere koyuyor değil mi? Yani 5. Murat'tan itibaren ya büyük, izleri var mesela. Ya büyük insanlar tartışsın bunları. Yani yüksek entelektüel seviyede bunu tartışsın ama hiç kimse bunu tartışmaya hazır değil. Hı. Hmm. Yani söylemesin kimse yani. Fakat şeyi ayırıyorsunuz. Hoca da ayırıyor zaten. E, alfabe değişikliğiyle sadeleştirme adı genç Daha Ayırıyor bunu. Mehmet Genç hoca ayırıyor. Ee, evet. Yapılan evet. şey. Evet. Şimdi dildeki e, hızlı e, sentatik değişiklikler, yapısal değişiklikler semantik travmalara neden olur. Bu saintifik, bilimsel bir şey canım. Yani anlam kaymalar neden olur. E, bunun kimse iyi olduğunu söylemiyor. Bunu Atilla İlhan da eleştiriyor canım. E, bunun gerekliliği başka bir konu, yapılış tarzı başka bir konu, sonuçları başka bir konu. Bu çok ciddi açılardan tartışılması gereken bir konu. Ama bunu kimse tartışmaya hazır değil. Orada enteresan bir şey var hocam şöyle. Atilla Han dediğiniz haliyle yani sağlıklı, e, namuslu e, düşünen, düşünce üreten herkesin e, burada sorumlu bir şey olduğuna dair bir kanaat. Yani kimse iştirak etmez. Sadeleştirme adı altında yapılan şey diyorum. Fakat iş oluyor bir şekilde. Ama şöyle şimdi bu herkes herkes itiraz oldu ediyor. bitti ama bak. 100 yıl geçti. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'i eleştiriyorlardı. Başkenti İstanbul'a niye getirdi? Edirne oradan bizim gitmemiz lazım diye. Aç o dönemin kaynaklarını oku. E şimdi tutup ne yapalım yani Edirne'den Begrat alalım başkenti. Oldu bitti bunlar. Ya da Şah İsmail ile Yavuz'un kavgasını eleştiriyoruz. Eleştirebilir. Yüz yıl oldu bu. Şimdi önemli olan burada varsa bir oturup masada kayıplarımızı telafi edelim. Şimdi açıkça söyleyeyim. Bundan şikayetçi olanlar klasik metinleri Türkçe'ye kazandırma konusunda ne teşebbüste bulundular? Yani bir de Bunları ele alırken şöyle ele almamız lazım. Dil, alfabe bunlar kültürel meselelerdir. Dini meseleler değil. İtikada tahallük eden meseleler değil. Yani kültür bunlar ya. Kültür değişir yani. Kayıt meselesi gibi davranma. Efendim değil ya değil yani. Buna, tamam, ee, Ona ilişkin. Tabii. Yani bak bana Erdal İnönü rahmetli ne dedi biliyor musun? Ee, saltanatın kaldırılmasına muhalifti bizim aile dedi ilk zamanlar. Yani İngiltere'deki gibi böyle sembolik olarak tutsak tarihi bir millet oluruz. Ben sordum bu soruyu da ona. O da bana durup dururken anlatmadı bunu. Ee, tarihsel bir millet olurduk. Yani bin yıllık hanedanımız var derdik. Ama olmadı dedi yani. Bu adam hala böyle bunu böyle bu şekilde anlattı rahmetli. E gayet doğal ya. Şimdi şu, şu yapılabilir. Ya işte saltanat bir şekilde o hanedan devam etse. O da bu tartış bunu ama bunu duygu durumuna getirip dini bir meseleymiş gibi ya da ne bileyim ben ideolojik mesele tartışmaya gelir bunlar tahsil alseler diller hmm. değişir. Türkler kaç tane alfabe kullandı? Kaç tane e, kültür havzası değiştirdi? Medeniyet havzası değiştirdi? Ama tekrar ediyorum bu meseleleri ben de tartışsam, ben de burada bir fikir söylersem bunun çözümü yok. Niye? Çünkü kimsenin bu meseleyi çözmek gibi bir niyeti yok. Bunlar Türkiye'de iktidar alanı oluşturmak için kullanılan malzemeler. Cumhuriyet, İstiklal Harbi, Abdülhamid. Devrimler, Abdülhamit meselesi yani 2. Mahmut'a kadar gidiyor bu. 2. Mahmut'tan itibarenki meselelerimizi biz Türkiye'de iktidar alanları oluşturmak için kullanıyoruz. Kavga aracıdır bunlar. Belirli sembolik çatışmaların e, araçlarıdır, gereçleridir, ensumanlarıdır. Buradan bir yere varamayız. Ne ben varabilirim, ne rahmetli Teoman Hoca varabilir, ne Mehmet Genç Hoca varabilir, ne Atilla İlhan varabilir, ne de e, bunu efendim kayıtsız şartsız e, savunanlar varabilir. Çünkü bunların meselesi burada bir mesele bir şey çözmek. Ya bir yanlış oldu ya da doğru oldu şunu şu şey değil. Çatışma alanları oluşturmak. Semboller üzerinden kimlik çatışmasına dönüştürmek. Mesele bu yani onun için e, ben bu konuda doğruyu söylesem yani çıksa çok güvendiğimiz biri bir vazife versek, desek kim? sen bu konuda tarafsızsın. Senin nihai kararlarına uyacağız. Ben Kanada'dayken böyle bir tartışma olmuştu. Tyler, Charles Tyler mı? Bu meşhur bir filozofu görevlendirdiler. Dediler ki senin kanaatini uygulayacağız. Başörtüsü konusundayız zannediyorum. Hmm. E, rapor verdi ve herkes uyguladı. Kimse itiraz etmedi. Çünkü büyük bir filozof düşünür diye. Biz böyle bir adam bulsak Türkiye'de hiç kimse itiraz Kendi lehine ise itibar eder. Ya bir de geçmiş bir hikaye artık. Yani ya burada geç, doğru muydu değil, yanlış mıydı konuşulabilir. Ya hiçbir konuyu görüşemiyoruz canım. Yani Yunus Emre üzerinde bile insanlar anlaşamıyorlar. Kim? Çünkü herkes kendi kimliğinin kavgası peşinde. Seni dinlerken bile o kimliği besleyecek bilgiyi alıyor. Evet. Senin ne demek istediğine kimse bakmıyor yani. Evet. bir nedir? çiğlik ve olgunlaşmamışlık, akil bali olmamaklık durumu bu. Baliyiz ama akil değiliz yani. Çok zannediyorum onu öngörerek söylediğiniz. Hacı Bektaş üzerinden yakın zamanlarda şuracı mıydı, buracı mıydı diye ne söylüyordu ya sorusunun şimdi Yunus cevabı ıskanarak. bir, ıskalanarak. Yunus Emre'nin bir şeyini alıyor şiirini adam oradan bir yere gidiyor. Öbürü şiirini alıp oradan başka bir yere gidiyor. Yani Yunus Emre'yi anlayalım. Kendi bağlamını oturtalım. Farklı düşüne katmanı da düşünebilir bu adam ya. Tek bir görüşü de olmayabilir. Çağ, yaşına göre değişmiştir. O değil mesela. Ben Yunus Emre'yi kendi pozisyonumu güçlendirmek için nasıl istihdam edebilirim? Diyelim ki Şah İsmail Yavuz kavgasını ya ikisi de benim tarihim. Yani Şah İsmail de Yavuz da benim tarihim. Bu şekilde bakıp bunu bir bilgi konusuna dönüştürmüyoruz ki. Duygu konusundan gidiyoruz. E, duygular kavga ediyor. Duygu parçalanmaz. Duygu rasyonize edilmez. Duygu üzerine analitik, sentetik e, muamele yapılacak bir şey değil ki. Ben aşık oldum falancaya gel bunu teorik olarak tartışalım. Mümkün mü bu? E, duygu durumundan kurtarmadığın müddetçe kavga edersin. Yakın tarihimiz bir duygu durumu şu anda. Her kesim için kavga edip duruyoruz. Kavga etmeyin etmemek için biraz zaman lazım gibiime geliyor ee, yanlışı yanlış olarak doğruyu doğru olarak kabul etmek ve bunun üzerinden gitmeye kimse hazır değil yani kimse İnanın. boşuna yalan söylemesin duygu durumu e... hatırlarsan şunu demiştik ee, çok özür dilerim sözünü kesiyorum yani herkesin aslında zihninde arkada akan bir şema var da kimse sahnede bunu söylemiyor dürüst bir şekilde yani evet. inanmayan adam gidip dua yapıyor. Kusura bakmasın ben buna inanmıyorum ya da inanmayan adam gidip anit kabirde saygı duşuna bunu ya Bunları çözmek lazım. İnsanlara bir şey icmar etmemek lazım. Bu ahlaki değil ya. İnsanlar hasta ediyoruz. Doğru i̇nsanların, hocam. Saygın bir ilişki kurmayı İnsanların kendi yani. kimliklerini sahnede temsil etme imkanı ve toplumun ortak kabullerine uygun olarak bunu yapmasının şartlarını bizim belirlememiz lazım. Bir toplumsal e herkes farklı. kendisini dayatınca yani bak bu ülkede Ramazan da Ramazan bayramı da denirdi. Şeker bayramı da şükür bayramı da. Ama biri kalkıp dedi ki Ramazan yasak, Şükür de zaten yasak. Şeker bayramı diyeceksin. Sen böyle yapınca diğeri pozisyon aldı. Dedi ki şeker bayramı demem ben kardeşim. Bu ülkede Tanrı da deniyordu. Allah da deniyordu. Huda da deniyordu. Çalak da deniyordu. Ama biri çıkıp dedi ki kardeşim Tanrı diyeceksiniz. Millet şimdi Tanrı'ya gıcık. Niye Tanrı diyorsun diyor. Şimdi bunu oluşturan koşullar giderilmediği müddetçe o insanların psikolojisini anlamak lazım. Ben saygı duyuyorum, kızmıyorum yani. Hmm, ben hepsini kullanıyorum, aynı bir konu. Şimdi anlatabiliyor muyum? Biz İnsanların kendini ifade etme imkanlarını kısıtlarsak orada hastalıklar ortaya çıkar. Herkes birbirini örtmeye başlar. Sahne de başka efendim mutfakta başka konuşur. Mikrofon açıkken başka. E bu bir süre sonra hastalık, riyakarlık oyun oynamaya, sahne oyunu oynanıyor pek çok konuda canım. Açık açık söylemiyor insanlar ya. Bir hastalık doğuruyor. Bir hastalık işte. doğuruyor yani tabi. Derin bir 200 yıllık sürekli üretiyor. Ne 200 Beş yüz, on yüz olan var. Yani hangi yüzüne hitap edeceğini. Fakat sonuçlardan hareketle bu tarafa dönersek hocam. Duygu durumu biraz naifleştiriyor gibi geldi bana. Şöyle meseleye Hayır, anlamak. Duygu durumu ele olan Bu duygu durumunu ben masum bir duygu demiyorum canım. Duygu durumu olarak ele alıp. İktidar alanını oluşturmak için. Sembolik hmm. çatışmaların aracı olarak kullanıyoruz evet. bunları. Sonuçtan geriye doğru dönersek de şey net anlaşılıyor hocam değil mi? yani Ayrıca niyet tartışmasına gerek kalmaksızın e, meselelere böyle yaklaşan e, bir başka ajandanın peşinde, ekmeğinin peşindedir. E, Teoman Bey'in öyle bir derdi yok. Teoman Bey böyle düşündüğü için öncülleri var, bir çıkarımda bulunmuş. Sen o öncülleri tartış, sonucu değil. Hmm. De ki hocanın bir dil anlayışı var. Ya adam 16 dil bilen bir adam kardeşim. 100 dili aşina. Şimdi konuşmayayım ben yani. Hoca 6 dilden şey alırdı. İmtihanı... Hiç unutmuyorum yine hatıramdır. İspanyolcaya girdi hoca. Hani bu bir ara devlet KPSS mi ne şeyi verirdi. Hoca 6 dilden A alırdı. En son İspanyolcaya girmişti. Geldiğinde sordum hocaya. Hocam dedim nasıl geçti imtihanınız? <laughs> dedi ki çok zordu ya. Dedim ki neresi zordu? Hangi sorular? Türkçeden İspanyolcaya, İspanyolcadan Türkçeye zorular. Sorular çok zordu. Dedim hocam bir yabancı dil en kolay şey odur. Ema dedi ben İspanyolcayı Türkçeden öğrenmedim ki dedi. Bu kadar dil bilen adam, bu kadar dil dil bilim üzerine çalışmış bir insan bir çıkarım yapmış. Buradan hareketle de demiş ki alfabenin değişikliği, dilde sadeleştirme şöyle bir şeydir. Sen onun öncülerini tartış hocam bir bakayım hadi. Yiyorsa tartış. Ha öncülerden sen de geldin yanlışla hocayı. Sadece Teoman Bey için söylemiyorum. Savunan için de aynı. Biri bir şeyi savunuyorsa öncülerine bir bak. Belki doğru söylüyordur ya. Yani hemen oraya e, pozisyon alıp kendi iktidar alanına göre davranma, kendi inanç, anlam, değer dünyana göre davranmanın bir şey yok ki. Çözemezsin ki. Horoz dövüşüne dönüyor bu iş. Evet. Kusura bakmasın ben bu horoz dövüşüne taraftar değilim. Hocamdan bunu öğrendim. Girmem de. E, çünkü Şimdi bazen diyorlar ki niye eleştirmiyorsun? Kimse eleştirinin peşinde değil. Eleştiri ağacı budamaya benzer. Ağaç daha gür çıksın diye. Daha gür. Bizde eleştirme kökünü kesmekle karıştırılıyor. Ee, eleştiri nedir? Tenkit, nakt etmek. Bir şeyi daha iyi, daha doğru, daha güzel yapma imkanıdır. Bizim bizde eleştirinin horoz dövüşü olacak da insanlar seyredecek. Yani ben sana bir tokat atacağım. Sen bana bir şey nasıl ona giydirdi? Millet aslında kan görmek istiyor. Evet. Yani bana şu, niye bu konuda fikrin yok hocam, niye eleştirmiyorsun? Diğerlerinin derdi eleştiri daha iyi, daha güzel, daha doğru değil. Kan görmek istiyor, seyredecek. Ben buna kimse buna fırsat vermiyor. Kimse kusura bakmasın yani. Bir de millete, devlete, topluma zarar verecek e, zamansız çıkışlar, zamansız doğruları da söylemek doğru değil. Zamanı değil ki bazı şeylerin. Yani e, defnetmişsin insanı. İnsanın acısı taze. Sen doğru bile olsa yanlış ol. Doğru bile olsa yanlış. Bağlam diye bir şey var. Edep diye bir şey var ya. Bir şey kanunen doğru diye. Edebe ait mu gayr olabilir? Ahlaka mı gayr olabilir canım? Ama işte hocam o şey mevzi, ideolojik kamp, köşe İnsanlar kapma ideolojik şey, kamp tutkusu. olsun canım bu şeyi değeri, inancı, ahlakı, edebi hiçbir değer tanımayacak şekilde. İşte orada idrak ortaya. eksikliği problemi var dedim Ya? Eğer sizin inanç ilkeleriniz idrakla irtibatlandırılmıyorsa, o makas kapatılmıyorsa <laughs> siz katılaştırıyorsunuz onu. Normatif, doktriner bir şeye dönüştürüyorsunuz. Ve karşı tarafa zulmediyorsunuz. Bu sadece dinle alakalı değil. Türkiye'de ideolojik zulmü çok gördük biz canım. Yani ben bunları anlatmayı sevmem. Ben bunları bizzat bireysel olarak yaşamış biriyim yani. Kimse böyle boşuna çıkıp bana insan hakları, insan hakları edebiyatı yapmasın. E zamanında bazı hocalarımızın neler yaptığını ben çok iyi biliyorum yani. Ama dediğim gibi ben bunları konuşmayı seven biri değilim. Böyle söyleyince merak. Merak iyidir. Uyanıyor. Merak iyidir. Toplamda hocam şey herhalde bu, bu ikinci bölümde de kalacak olan sizin de az önce ifade ettiğiniz hocanın hayatından alıp da masanın üzerine koyduğum kabul ettiğin şeyi bilerek kabul et. Reddettiğin şeyi bilerek evet. reddet. Yani idrakin için içinde olsun. İdraki tatile gönderdi. Ya yani aklı tatile gönderiyorsun. Ne diyorduk halbuki? Üç şeyde tatil caiz değil bizim geleneğimizde. Akılda, ibadet, ilimde, ibadette. Biz bunları tatile gönderen çok oldu canım. Bak evet. ilimde... Tatil ta olmaz. E, neydi ilim? İbadetül akl. İlim, ibadet, akıl. Bak üçü de aynı cümlededir. İlimde tatil olmaz, ibadette tatil olmaz, akılda tatil olmaz. El yani ilm ve ibadete rağmen işte tam bu o hüve de orada oradadır anlamındadır. Onu da söyleyeyim. Evet. Eyvallah. Bu Türkiye'nin girişini asılması gereken cümlelerden biri. Ee, İmkan olsa da hocam hakikaten. Yani dediğim gibi bu biraz zor çünkü e, e, iktidar alanları için kavga eden insanlar her şeyi suistimal ederler, manipüle ederler. Enstrüman olarak kullanırlar. E, entelektüel uğraşlarda biz bundan uzak durmamız lazım. Yani hocanın bir özelliği de günceli çok iyi takip edip hiçbir zamanın onun piyonu olmamaktı. Ederdi değil mi? Çok Bilmiyorum. iyi takip ederdi. Tabii zaten dil problemi de olmadığı için hoca da her şeyi takip ederdi. E, hatta e, nedir? İstihbarat e, e, örgütlerinin yayınlarını bile okurdu hoca. Dünyada ne olup bittiğini takip etmek için. O küresel medeniyet kitabı bunun en güzel göstergesidir hoca orada. içinde yaşadığımız sistemi yapısal bir analize tabi tutuyor. Bakın katılırsınız katılmazsınız başka bir şey. Ama büyük bir emek var orada ben buna şahidim. Hocanın yani hocam ya ben ben kitap takip eden biriyim biliyorsun. Hocaya devamlı kitap getirirdim. Ve hocayla birlikte giderdik. Bizim Hanifi Kayan Allah selamet versin. Ona kitap yaptırırdık. Kubbe altı fotokopimiz bizim hani hocayla bizim ortak kurumumuz doğal. Ee, hoca bir gün bana dedi ki İhsan artık kitap getirme. E, hoca ile benim aramdaki yaş farkına dikkat et lütfen. Niye hocam dedim. E dedi ya maaş kalmadı bizde yani sıkıntı yaşayacağız artık. <laughs> <Evet. gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Yani hoca devamlı o çağrışım usulüyle düşünen bir insan değil ki o konuyla alakalı verileri bir şekilde getirtiyor. Zaten bir söylesin dedi, eskiden veri yoktu. E, kitap makale getirtemiyorduk. Şimdi de veri çokluğundan e, bir şey üretemiyoruz. Şunu oku, bunu oku. Çünkü orada dururken bir şey yazamıyorsun. Eyvallah. Hocam vaktin bittiğini söylüyorlar tabii şey Nasıl işte... vakit bitti? Biz daha Türk düşüncesine girecektik Teoman Hoca etrafında. Daha giremedik hocam. Nihayete geldi. Önümüzdeki programda inşallah demek ki Teoman yani Hoca şöyle bir şey yapabiliriz e, bence. E, evet Teoman Duralı'yı anlatmak değil de Teoman Duralı tamam. etrafında bu çağdaş Türk düşüncesini nasıl ele alabiliriz meselesini bir tartışalım bence. O zaman hocam önümüzdeki hafta vaat dedi bulunmuş olayım evet. Teoman Duralı'dan hareketle bunu. Evet tartışalım evet. yani e, bu çağdaş türcücünün nerede başlıyor hangi problem alanları var buna bir girelim derim ben. Tamamdır. Hocayı bir yere oturtmak adına. Eyvallah bu demin söylediğiniz şey altını çizmem lazım e, yeter kitap getirme. Teoman Hoca ayarında birinin kitap almada bir sıkıntıya girdiği bir... Yok hoca zengin bir insan değildi ki. E, tablo acıtıcı. Yok hocam memurdu. Devlet, devletten aldığı maaş hocanın canım yani. <laughs> Şimdi bu benim için de söylendi bir ara. Yani Karadeniz, Trabzonlu zengin bir aile falan öyle bir şey yok. Biz <laughs> işçi ailesi çocuğuyuz. Hoca için de böyle bir kanaat var. Doğru hmm. değil. Hoca maaşıyla yaşayan bir insandı. E, o açıdan öyle bir şey yok yani. Hayır. Evet. Hoca tabii ben Hocanın o tarafını çok iyi bilirim. Çünkü beraber çok kitap <laughs> çektik hocayla. Acısını çektir. Allah çektirmesin. Evet. Eyvallah. Allah makamını cennet etsin. Amin. Rahmetiyle muamele etsin. Geride kalan e, ailesine, efendim, öğrencilerine, dostlarına e, sabır versin inşallah. Eyvallah. Haberiniz olmuştur hocam bu Mona İslam tufan bir hatim e, başlattı. Sağ olsun bir cüzde bana vermişti. E, madem onu söyledim ben de söyleyeyim. Hani söylemekte tereddüt ettim. Şimdi hoca ile cumartesi ben görüşünce Bizim Mehmet Öztürk'ün hocayı aradım. Dedim ki gençleri bir örgütle e, hocanın sağlığı için bir hatim evet, e, okunsun. Evet. E, ve bizim Kasım hocamızın nezaretinde bir duası yapılsın. E, hocayı biz salı günü defnettik. Aynı akşam çok büyük bir merasim yapılarak e, tabii yüze yakın genç arkadaşın katıldığı e, bir e, merasim yapıldı. Hatimler indirildi, dualar okundu ve Hatim duasında Kasım Hoca, Kasım Yağcıoğlu Hoca efendi yaptı. Ee, bunu yani bu bile çoğu Hoca'yı da tanımamıştır yüz yüze ama bu bile hocanın e, gerçekten e, nasıl e, sadaka-i e, ne kadar şey olduğu, açık olduğunu gösteriyor. Allah makamını cennet Amin. etsin, etsin. Işte. Amin, eyvallah. Soruların peşinde <laughs> hocam e... Bir, biraz tabii şey, hani buraları aslında konuşmamız gereken yer, dokunuyor bana da. Evet, e, hissedildiğini eyvallah, hissettim. Eyvallah. Evet. Soruların peşinde de bu hafta biz e, kıymetli hocamız hocaların hocası e, Teoman Duralıyı e, konuşmaya çalıştık. E, önümüzdeki hafta e, yine cumartesi az önce bahsettiğimiz e, Türk düşüncesinde Teoman hocanın yeri çabası oradan itibaren e, konuşacağız. E, diyelim, eyvallah hocam. İyi günler diliyorum efendim. İyi günler.